Günaydın sevgili seyircilerimiz ve 100.8 frekansı Ulusal Radyo'dan sesimizin ulaştığı herkese günaydın. 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Geceden kalanlar, son 24 saatteki gelişmeler, bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Köşe yazıları, notlar, tarihten ve tarihte de bizim notlarımız var size her gün aktardığımız. Trafikte son durum ile yaklaşık saat 9.45'e kadar sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Dilerseniz bugün sizler için neleri takip edeceğiz, hangi gündemler ön plana çıkabilir, onların ayrıntılarını sunarak hemen sıcak bültenimize başlayalım sevgili seyirciler. Evet, yasama, yürütme ve siyaset dedik. Az önce sabaha karşı kanun hükmünde kararname, yeni başkanlık sistemine entegre olma çerçevesinde yetkileri Cumhurbaşkanı'na devreden ana hatları itibariyle kanun hükmünde kararname yayınlandı. Ayrıntılarına bakacağız ilerleyen dakikalarda. Yasama ve yürütme ve siyasetin yine gündeminde elbette liderlerin açıklamaları, sürpriz açıklamaları. Gün içinde takip edeceğimiz gelişmeler, sürpriz açıklamalar diyorum. Dün çünkü Muharrem İnce bir anda kameralar karşısına geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğine ilişkin ayrıntıyı paylaşırken eğer bu kabul olmazsa örgütler bu işin kararını verir diye ifade etti ve bugün de yurt çapındaki turlarına Erzurum'dan başlayacağını ilan etti. CHP'de neler oluyor? Muharrem İnce gelirse ne olur ne olmaz, CHP kulislerindeki dün geceden beri yansıyanları da ilerleyen dakikalarda Ankara temsilcimiz Eray Çelebi Ulusal Kanal yayınında ilk duyacağınız muhtemelen yorumlarla birlikte paylaşacak yayınımızın ikinci bölümünde bunu ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi sonrasında, bu değişiklik sonrasında da uyum çerçevesinde çıkan kanun hükmünde kararnamenin ayrıntılarını da yine kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, muhalefet kanadından ve diğer liderlerin yaptığı açıklamalarla birlikte Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begoviç'in kabrini ziyaret edecek ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç ile görüşecek olan Canikli, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı da ziyaret edecek. Ekonomideki verilere elbette kilitleneceğiz. Dün 14 yılın en kötü sonuçlarıyla enflasyon rakamları belli olmuştu. Bu çerçevede bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. Enflasyonun buna olan baskısını da görme şansımız olacak bu istatistiklerle. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu da açıklayacak. Onu da takip edeceğiz. Dünyada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz'la görüşecek. Adliye koridorlarında Fethullahçı terör örgütü davaları sürüyor ve yaklaşan 15 Temmuz öncesinde özellikle bu dava süreçlerinin ayrıntıları, yeni gelişmeler, yeni operasyon dalgası da yine haber merkezimizin gündemi arasında yer alacak. Spordaysa teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Ve elbette dün çeyrek finalistler belli oldu. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarına doğru olan gelişmeler ve aynı zamanda da kulüp takımlarımızın ve milli takımımızın da yeni sürece olan ilişkin hazırlıkları da takip ettiğimiz, mercek altına aldığımız gelişmeler arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Tarihte peki bugün neler oldu ve bu açıdan biz sizlere hangisini bunlardan seçtik? 1776 ABD'nin bağımsızlık günü olarak kabul ediliyor 4 Temmuz. 4 Temmuz 2003 ise ABD askerleri tarafından Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunan Türk Özel Kuvvetler Merkezi'ne yapılan baskın tarihin unutulmaz notları arasında. Karargahta görevli subaylarımızın başına çuval geçirilmesiyle başlayan ve Ergenekon balyoz operasyonları süreciyle devam eden ancak sonrasında Fethullahçı terör örgütüne yönelen operasyonel süreç ve ardından da 15 Temmuz gecesine kadar da gelinen tabloda 15 Temmuz gecesi en nihayetinde Amerika ve Gladyosu'nun ezildiği bir tarihi dönem için en önemli hamlelerinin
yapıldığı bir süreç idi. 2003 tarihi bu açıdan kritik öneme sahip. Irak'ta bulunan Türk özel kuvvetlerine yapılan baskın sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınacağı çok aşikardı ama Türk kamuoyu, Türk medyası, Türk siyasetçisi, Türk siyasi partileri herkes susmuştu. Bir tek konuşan ulusal kanalda aydınlıktı ve o dönem ismi İşçi Partisi'ydi. İşçi Partisi de elbette bu sürecin hedeflenen yerlerinden biri olmuştu ve o sürecin devamını yakın tarihin notlarında hep beraber takip ettik ve o mücadele süreci sonrasında da geldiğimiz aşamayı yine satır satır takip etmeye devam ediyoruz. 2003 4 Temmuz'u yazar Tomris Uyar hayatını kaybetti. 2016 4 Temmuz'unda İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiarostami 76 yaşında hayatını kaybetti. Tahran'da toprağa verilen Kiarostami çok sayıda uluslararası ödül sahibiydi. 2017 yılı 4 Temmuz'unda ise Türk sinemasının usta oyuncularından Hakan Balamir 72 yaşında İstanbul'da tedavi gördü. Hastanede hayatını kaybetti. Tarihteki notların hemen ardındansa son 24 saatte neler yaşandı, hangi gelişmeler ön plana çıktı bunu ifade ediyoruz. Evet, az önce çuval geçirilme hadisesi, Ergenekon ve Balyoz sürecini sizler için özetlemiştik. Yine bu çerçevede 28 Şubat davası da bir Fethullahçı Gladio operasyonun süreci olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak AKP iktidarı bu çerçevedeki süreci destekleyen açıklamaları sürdürmüş ve nihayetinde 28 Şubat davasında da karar açıklanmıştı. 28 Şubat davasının gerekçeli kararı ise dün belli oldu. Kararda Refah Yolu Hükümeti'nin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu belirtildi ama özellikle 28 Şubat merkezli bütün tartışmalarda bu konuyu kim araştırıyor, kim soruşturuyor, kim adli yargıda karar veriyorsa, kim siyaseten bu açıklamaları yapıyorsa onlara net sorular yöneltmiştik buradan. Demiştik ki peki o zaman bu bin yılın meydan okuması, yani Amerika'nın 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği Millennium Challenge'ı 28 Şubat'ın neresine koyacaksınız? Ona ilişkin açıklama ve değerlendirmeniz ne? Hani bugün emperyalist ya da Amerika merkezli bir mücadeleden bahsediyorsunuz ya, işte onların istediği sonucu niye bu yolla veriyorsunuz diye sorduğumuz sorularda havada, askıda kalmıştı. Ayrıntılara bakmaya çalışacağız ilerleyen dakikalarda. Türkiye 8 yaşındaki Eylül'ün ölümüyle sarsılmışken bir acı haber de minik Leyla'dan geldi sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Küçük kızın cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Leyla gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Ne yazık ki bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 4 çocuk daha kayboldu. Hatay, Diyarbakır, Siirt ve İzmir'de arama çalışmaları sürüyor tabii. Bir anda ilk yaşadığımız talihsiz olayda bir cinsel istismar meselesi gelince sanki bütün çocuklar üzerinden de böyle bir algı oluşmuştu ama bu son yaşanan olayda örneğin gözaltına alınan kişinin annesinin de tutuklandığına ilişkin, yani minik Eylül'ümüzün yaşamını yitirmesi soruşturması çerçevesinde şüphelinin annesinin de tutuklandığına ilişkin bilgiler yansıyor. Son dakika gelişmesi olarak sabaha karşı bunu özellikle belirtelim. Peşinden de 4 çocuğumuzun daha kaybolması, Hatay'da, Diyarbakır'da, Siirt ve İzmir'de bu konuya ilişkin geniş bir operasyonel sürecin başlaması ya da bir tek merkez, tek çatı altında bir emniyet istihbaratına ihtiyaç olduğunu tartışmalarında dün beraberinde getirdi. Bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bir kez daha ifade edelim. Eylül kızımızın cinayetindeki flaş şüphelinin annesinin de sorgulandığı, 3 şüphelinden ikisinin serbest kalırken Eylül'ün üvey amcasının karısı olarak tanımlanan H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son gelen bilgi. Neden peki bu şüphelinin annesi tutuklandı? Huriye Koçyiğit'in çelişkili ifadeler verdiği tespiti sonrasında Eylül'ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği ve şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak da neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş dediği belirtildi şeklinde haberler geçiyor. Soruşturma sürecini de elbette gün içinde yakından takip edeceğiz.
Tabii sıcakların artmasıyla birlikte çocuklarımız için bir diğer tehlike de karşımıza çıktı. Boğulma vakaları yaşanıyor sevgili seyirciler. Yani çevrenizde gölet, su kenarı vesaire ya da çocukların rahatlıkla ulaşabileceği herhangi bir su unsuru varsa, çocuklar suyla oynamaya bayılıyor. Anneler, babalar biraz daha dikkatli olmak durumunda. Aman ha, buna sakın izin vermeyin. Zaten özellikle kamu spotlarında da belirtiliyor. Kanallarda, baraj göletlerinde ya da benzeri bir takım dere yataklarında, akarsularda, her neyse, çocukların suya girmesinin tehlikesine dikkat çekiliyor. Bu konuda anne babalara çok büyük sorumluluk düşünüyor. Gerekiyorsa çocuklarınızı bırakmayın ya da çocuklarınıza zaman ayırıp onların ulaşabileceği güvenilir yerlerde suya girebileceği alanlar varsa lütfen bunu bu dönem ihmal etmeyin. İşte Şırnak'tan geldi acı haber. Şırnak Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Liseye geçiş sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından çocuklarımızın eğitim hayatına ilişkin tercih döneminin stresi ve gerginliği başlıyor. 2 Temmuz'da başlayıp 13'ünde sona erecek süre boyunca öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullar arasında 5'ini tercih edebilecekler. Peki tercih işlemleri nasıl olacak? Bunu dün ayrıntılandırmıştık. Özellikle 5 tercih yapılabiliyor ama aynı alanda sadece 3 okul tercih edilebiliyor. Örnek vermek gerekirse bir Anadolu Lisesi'ni tercih edeceksiniz. Anadolu Lisesi isimli sadece 3 seçenek burada tercih edebiliyorsunuz. Eğer durumunuz uygunsa diğer seçeneklere ya da seçeneksiz de sanıyorum kayıt oluyor, özel okullara yönleniyorsunuz ya da diğer 2 seçeneği meslek liseleri ya da İmam Hatip liselerinden tercih yaparak devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yönlere, yani buralara bir teşvik amacı taşıması, bir zorunlu bir itişi gündeme getirmiş ve tartışma yaratmıştı. Dünkü önemli gündem başlıklarımızdan bir tanesi buydu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür, lise tercihlerinde İmam Hatip zorunluluğu getirildiği iddiasıyla ilgili olarak da zorunluluk yok ama böyle bir teşvik süreci var diye uyarıyor Oygür. Öğrencilerin tercih döneminde büyük zorluklar yaşayacağını vurguluyor ve eğitim sisteminin ortadan kaldırıldığını ifade eden Profesör Oygür, Türkiye'nin Vatan Partisi'nin eğitim programına ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Çünkü gittiğiniz ya da bulunduğunuz bölgede tamam 3 Anadolu Lisesi işaretleyin ama varsa, yani 3 Anadolu Lisesi'nin olup olmadığı belli değil. Yani böyle bir takım garip seçeneklerle ne Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptığını biliyor ne de önümüzdeki sürece ilişkin gençlerimize ve çocuklarımıza bir yol haritası sunulabiliyor. Eğitimdeki girdap, daha da garibi olan işte geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde defalarca biz buradan uyarmıştık. Seçimler bitecek, bakın çocuklarımızla ilgili sorun hemen karşımıza çıkacak. YKS sınavı var. Yeniden okullara çocuklarımızın yerleştirme dönemi başlayacak. Böyle sıkıntılar var. Lütfen dedik, partilerinizden ve Cumhurbaşkanı adaylarından artık kimi tercih ediyorsanız eğitime ilişkin çok net projelerin ortaya koymalarını konusunda baskı yapın diye buralardan ifade edilmiştik. Ama söylediğimiz her şey siyaseten algılandığı için, biz bunları dile getirdiğimiz için vay sen nasıl muhalefeti eleştiriyorsun vesaire, işte Erdoğancısınız, AKP'lisiniz falan demeye getirilen yorumlarla karşı karşıya kalıyorduk. İşte buyurun, tablo ortada. Muhalefet bu konularda vatandaşı ikna edemediği için, açık net bir perspektif ortaya koyamadığı için, net soruna çözüm konusunda kısa, orta ve uzun vadede bir silsile halinde eğitim meselesini topluma anlatamadığı için, ki birçok başlıkta maalesef aynı şeyi görüyoruz. Maalesef 24 Temmuz'da ki tablo karşımıza çıkıyor ve bugün de işte eğitimde başta İmam Hatip meselesi mi ya da başka bir dayatma mı söz konusu diye tartışıp duruyoruz hep birlikte. Evet, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin erkene alınması tartışması siyasetin sıcak gündeminde. Konuya ilişkin iktidar ve muhalefet partilerinden açıklamalar peş peşe geldi. AKP'de seçimlerin erken alınmasına ilişkin farklı görüşler ortaya çıkıyor. Muhalefet de seçimlere hazırız mesajı veriyor. Ama anayasada bir erken seçim süreci söz konusu olabiliyor mu? Tartışmanın bir diğer boyutu da var. Bunu da irdelemeye çalışacağız. 24 Haziran seçim sonuçları sonrası CHP'de başlayan tartışmalarsa
başkanlık yarışına dönüştü. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 saate yakın görüşen Muharrem İnce resti çektiğince Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplama teklifi yaptı. Teklife hayır denirse örgüt bu işi çözer diyen İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. CHP lideri İnce'yi siyasi nezaketsizlik sözleriyle eleştirdi. Nedeniyle neden bu böyle bir kapalı toplantının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştın şeklinde. CHP'de İnce depremi yaşanırken gazeteci yazar Yılmaz Özdil'dense yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım çıkışı geldi. Son yazısında Muharrem İnce'nin kendisine yönelik sözlerini eleştiren Özdil, AKP kanadının İnce'ye destek verdiğini vurguladı dünkü köşesinde. Enflasyonsa son 14 yılın zirvesinde, işte az önce yayınımızın başında da ifade ettik ekonomiyi yorumlarken. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon %15,39'a ulaştı. En yüksek artış gıdada yaşandı. Bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı %82,53 ile kuru soğanda yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memurlara yapılacak olan zam da belli oldu. En düşük memur maaşının 3.133 liraya çıktığı belirtiliyor yapılan hesaplamalara göre. Geçen haftalarda zirve yapmıştı. Patates ve soğan fiyatları hala yüksek. Biz de birçok bölgede bunun nabzını tutmaya çalıştık. Özellikle ithal meselesinde Suriye konusu gündemin ana başlıkları arasında da yer alıyor. Bunu da belirtelim. Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin, Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalında hava harekatı vardı. Silahlı 4 terörist öldürüldü. Çatışmanın sürdüğü Tunceli'de ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gaziantep'te 1979 yılında PKK'lılar tarafından öldürülen Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön kabri başında anıldı. Ön, Türk-Kürt kardeşliğinin simge isimlerinden birisiydi. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri Kemal Sunal ölümünün 18. yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Sunal'ın ailesi, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da PKK tarafından infaz edilen Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla aileye başsağlığı diledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Membiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı 8. devriye faaliyetinin yapıldığını açıkladı. ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Jen Shah'ın Membiç'i ziyaret etti. Burada PKK-PYD'lilerle görüşen ikili teröristlere destek mesajı verdi. Amerikalı senatörler daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş ve Amerikalı rahip Andre Bronson'un serbest bırakılmasını istemişti. Türkiye'ye teslim töreni yapılan 2 adet F-35 uçağına dair Pentagon'dan yeni bir açıklama var. Pentagon Sözcüsü Hava Kuvvetleri'nden Yarbay Robert Manning, 2 adet F-35 uçağının Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona eyaletindeki bir üste götürüldüğünü açıkladı. ABD'nin Avrupa ve Asya ülkelerine İran'dan petrol alımını durdurun tehdidine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yanıt gecikmedi. Ruhani, eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz açıklamasıyla net mesajlarını sürdürmüş oldu değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Evet, 100.8 Ulusal Radyo'da bizim sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimiz ve ekranları başında bizi seyreden seyircilerimiz için İstanbul'da trafik durumu nasıl, bir ona bakalım. Özellikle bu haftaya çok yoğun başlamıştık. Hemen hemen iki günde 40'ların üzerinde bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. İstanbul'da genel trafik oranında bugün %36'lar seviyesinde nispi ölçekte bir denge gelmiş hafta ortasında. Hemen kritik geçiş noktalarına bakacağız ama İstanbul bunun genel haritasına baktığımızda bir uyarı vesaire söz konusu mu diye bakıyoruz. Bir uyarı gözükmüyor. Böyle de devam etmesini ümit ediyoruz. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Tem bağlantı yolu, 3. köprü bağlantı yolu, Şile bağlantı yolu ve Kavacık girişi itibariyle yoğunlaşmaya başlamış ve bu yoğunluğunu sürdürüyor. Buranın getirdiği baskı 1. köprü üzerinde de trafik yoğunluğuna neden olacağı benziyor. Tem girişi ve Çamlıca girişi itibariyle köprü üzerine yansıyan bir trafik yoğunluğu söz konusu. E5 hattına baktığımızda Tuzla Kartal hattı arasında trafik yoğunlaşmaya başlamış. Sonrasında rahatlayan trafik Maltepe'de yeniden yoğunlaşıp neredeyse Göztepe'ye uzayan bir yoğunlukla burada sürücülere sabah yine zor anlarını yaşatıyor
Avrasya Tüneli rahat bir görüntü sergiliyor. Sahil şeridi Bostancı itibariyle 1. Köprü ve Avrasya bağlantı noktasına kadar da yoğunlaşmaya başlamış değerli seyirciler. Tuzla Gebze hattına baktığımızda önce TEM diyelim, Ataşehir bağlantısı hemen çıkışı itibariyle Sultanbeyli Sancaktepe aksına kadar trafik yoğunluğu söz konusu. Galiba bu bölgede karayolları çalışmasının da getirdiği etki birkaç gündür sürücüleri zorluyor. Hemen sonrasında Pendik Tuzla hattı ve Tuzla çıkışı itibariyle de kısmi olsa da yaşanan yoğunluk tamamlanıyor ve ardından rahat bir trafik söz konusu. E5 hattına baktığımızda Maltepe Kartal Tuzla hattı arasında trafiğin yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Sahil şeridi ise Pendik bağlantı noktasına kadar rahat bir görüntü sergiliyor. Sabahın iyi alternatifleri arasında gibi gözüküyor. 3. köprü bağlantı yolları ve 3. köprü rahat ama bu bölgede özellikle yol yapım ve onarım çalışmaları çerçevesinde ulaşabilecek sıkıntılarla karşılaşılabilir. Trafik işaret ve işaretçilerine daha dikkatli olmak zorundayız bu bölgelerde. Anadolu Avrupa geçişinde Çubuklu İstinyarem Sirkeci feribot hatları ve aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından da şehir hatları Metrobüs ve Marmaray en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Avrupa yakasına baktığımızda önce Büyükçekmece Tekirdağ yönüne bakalım. Mahmut Bey çıkışı itibariyle yol rahat gözüküyor. Avcılar sonrasında da Esenyurt ve Büyükçekmece istikameti nispeten rahatlayarak yola devam edebileceğiniz noktalar arasında. Büyükçekmece çıkışı itibariyle 3. köprü ve TEM bağlantısı bugün rahat gözüküyor. Ancak aynı şeyi Hadımköy bağlantısı için söyleyemiyoruz. Hem gidiş hem girişte oldukça trafik yoğunlaşmaya başlamış. Ağırlıkta tır sürücülerinin gümrük ve bağlantı yollarını tercih etme zorunluluğu itibariyle yoğun olan güzergahların başında yer alıyor. Esenyurt bağlantısı itibariyle Mahmut Bey yönü oldukça yoğun bu sabah. Avcılar Küçükçekmece Sefaköy Havalimanı kavşak hattı da her sabah olduğu gibi yoğunluğun nokta itibariyle oluştuğu hattı oluşturuyor. Küçükçekmece Avcılar yönünde de yine aynı yoğunluğun yaşandığını gözlemliyoruz. Ekitelli Basın Ekspres yolu nispeten gidiş ve gelişte akıcı gözüküyor ama Mahmut Bey yönüne doğru trafiğin yoğunlaştığını hatırlatalım. Esenler'den Bayrampaşa hattı üzerinden TEM'e bağlanmak isteyen sürücüler Viyadük ortasında yaşayacakları yoğunluk dışında rahat bir güzergah ama tam tersi hatta Mahmut Bey yönüne doğru Esenler kavşak hattı itibariyle trafiğin oldukça yoğun olduğunu ifade edebiliriz. E5 hattına yeniden baktığımızda Şirin Evler Havalimanı kavşak hattı her sabah olduğu gibi yoğun. Tam tersi hattaysa neredeyse havalimanı kavşağından Haliç'i karşıladığınız rampaya kadar Cevizli Bağ çıkışına kadar rahat bir trafik söz konusu. Haliç hattı boyunca yoğunlaşan trafik sonrasında yine akıcı halde gözüküyor. FSM'den çıktığınız andan itibaren Esenler Bağcılar kavşak noktasına kadar, 1. köprüden çıktığınız andan itibaren ise Şirin Evler noktasına kadar rahat bir seyir gerçekleştirebilirsiniz. Sabahın yine en iyi alternatifi arasında sahil şeridi herhangi bir sorun gözükmüyor. Gidişte ve girişte sadece Zeytinburnu hattında bir bağlantı noktasında kaza uyarısı var. Bir onu okuyalım. 10. yıl 7 kule yönü sol şeritte trafik kazası yaralanmalı uyarısı var buradaki kaza bildiriminde. Ve 1. şeridin trafiğe kapalı olduğu, ekiplerin sevk edildiği belirtiliyor. Bu bağlantısında yani Zeytinburnu bağlantı yolunda 10. yıl 7 kule yönünde alternatif güzergahları kullanmalarını önerelim biz de yurttaşlarımıza ve izleyicilerimize. 3. köprü bağlantı yolları elbette yine Avrupa yakası içinde iyi alternatifler arasında. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından da metrobüs, metro ve tramvay hatları elbette en önemli alternatifler arasında bulunuyor. Biz sizlere bunları anlatırken de %30'larda başladığımız trafik oranı İstanbul'da %40'lar düzeyine ulaşmış bulunuyor değerli seyircilerimiz. Geceden kalan haberlerle devam edelim gündemimize. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ağır bir krizin içinde olduğunu ve bu krizin daha da derinleşeceğini söyleyen Perinçek, Türkiye AKP'yi sırtında taşımayacak, AKP 1-2 yıl içinde gidecek dedi. Ekonomi sorunu terörün önüne geçebilir önümüzdeki dönemde. Hatta yani önümüzdeki aylarda diyelim. Ekonomi şimdi güncel bir tehdit olarak ortada ve ağır bir krizin içinde Türkiye, bu daha da ağırlaşacak. Yani rakamlar bunu gösteriyor. Peki AKP bu sürecin altından kalkar? Kalkma şansı yok. Kim kalkabilir? Yani yağmur duasıyla kalkabilir misiniz? Yani ellerini açmışlar efendim Amerika'dan
yağmur bekler gibi gökten muslukları aç ve sıcak para yolla şeklinde duadan başka bir şey yok. Ve tabii bunun karşılığında çok şey de verilir. Ve ama daha önemlisi siz ne kadar faizleri yükseltirseniz yükseltin sonuç itibariyle dışarıdan gelebilecek bu sıcak parayla ekonomi sorunlarını çözmek mümkün değil. Hatta gittikçe batakta bir çırpınıştır bunlar ve gittikçe Türkiye ekonomisi o batakta böyle batıyor ve boğuluyor. AKP iktidarının da sonunu bu getirecek. Aslında ben bu seçimlerle ilgili olarak AKP'nin iktidardan düşeceğini tahmin ediyordum bir süre evvel. Ama Cumhuriyet Halk Partisi onun imdadına yetişti. EDP'yi yanına takarak, FETÖ'yle işbirliği yaparak. Uzatmalı bir iktidardır bu. Bunun 1-2 yıl devam etmeyeceği kanısındayım. Yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde AKP yani iktidarı... yerel seçim dışında bir genel seçim daha mı bekliyorsunuz? Tabii gider yani. Şimdi ağır bir ekonomik kriz olduğu zaman ne olur? Yani toplum sırtında AKP'yi taşımayacağına göre seçimde Türkiye gider. Ve iktidar sorunu çözülür. Onun için sorunuza şöyle cevap vereyim. Ekonomi her an öne geçebilir. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Çıkış Yolu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken yerel seçim tartışmalarını değerlendirdi. İktidarın genel seçimde aldığı rüzgarı arkasına alıp erken yerel seçimleri de gidebileceğini konusunda uyaran Perinçek, sonbaharda yerel seçim olabilir dedi. Erken yerel seçim tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Olacak benim gördüğüm kesinlikle. Yani o 1 Kasım diye tarih veriyorlar. Anayasa değişikliği gerekiyor deniyor. Onu, yani işte onu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de teklif ediyorlar. Oradan da biz seçime hazırız gibi sözler çıkıyor ondan sonra. Yani şunu söyleyeyim en azından. AK Parti iktidarı Kasım ayında erken seçim, yani bu sonbaharda erken seçim yapmak istiyor. Neden? Çünkü arkasına bir rüzgar aldı. Ekonomi kötüye gidiyor. Yani gelecek sene yapılacak bir erken seçim AK Parti'nin çok aleyhine olur. Onu görüyor. Onun için bu son seçimin rüzgarını da arkasına alarak ve CHP'nin hatalarını da çok iyi değerlendirir. Yani HDP'nin yanında ısrarla duran bir CHP var. O tabii AK Parti'nin en büyük kozu. Bakın AK Parti hiçbir şey yapmasın bu memlekette. Her türlü kötülüğü yapsın. HDP ile beraber olması, CHP'nin FETÖ ile beraber olması her şey, yetiyor her şey. Onun için bir yerel seçim sonbaharda beklenir. Eğer tabii Cumhuriyet Halk Partisi o anayasa değişikliğine razı olmazsa o zaman değişir. Seçimi doğru görmüyorum. Yani zaten Türkiye ekonomisi çok ağır sorunlarla karşı karşıya ve çok karar sert, radikal kararlar alınması lazım. Ve popülist dedikleri yani böyle halktan halka kavukluğuna yönelik siyasetleri kaldırmayacak bir ekonomik süreçteyiz. O bakımdan yeniden bir erken seçim, yeniden efendim bol keseden dağıtma vaatleri vesaire bunların Türkiye'ye bir iyilik getireceğini sanmıyorum. Yani onun için aslında bu erken seçimde yanlış oldu. Bir baskın seçimin ötesinde bir ormanda seçim oldu. Yani daha birçok şeyin kanunu falan yokken uyum yasaları hazırlanmamışken ormanda seçim yapıldı. Kanunu yok seçim oluyor. Yani kanunsuz bir seçim. Şimdi yerel seçiminde böyle paldır küldür öne çekilmesi. Yani burada Türkiye'yi düşünen bir hükümet yok. Yani AK Parti iktidarı Türkiye'yi falan düşünmüyor. O tamamen kendi ikbali, iktidarı, kaynakları elinde tutması. 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Refah Yolu hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu belirtildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Profesör Doktor Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 3833 sayfalık gerekçeli kararda dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın yapılan tüm faaliyetlerden haberdar olduğu belirtilerek nedensellik bağıyla hükümetin düşürüleceğinden bilgisi vardı denildi. Kararda toplam 100.799 liralık dava giderini mahkumiyet kararı verilen sanıklardan ortak ödeyecekleri de belirtildi. 28 Şubat davasında dönemin
Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadağ, Emekli Orgeneral Çevik Bir, Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Profesör Kemal Gürüz'ün de aralarında bulundu. 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme yaş ve sağlık durumlarıyla ölçülülük ve orantılılık ilkelerini değerlendirerek mahkum ettiği sanıkların yurt dışına çıkışlarını yasaklamış, her ayın ilk günü güvenlik birimlerine imza verme şartı getirmiş, bunlara uyulmaması halinde tutuklanabilecekleri ihtarında bulunmuştu. Evet, gün içinde 28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli kararın ayrıntılarına gelen tepkilere de yer vereceğiz. Bu çerçevede yayınımızı sürdürelim. Trafik durumuna tekrar bir gözümüzü çevirelim. %40'lar seviyesindeydi. En son bıraktığımız noktada %42'ler noktasına ulaşmış bulunuyor. Bu arada Zeytinburnu'ndaki bağlantı yolda yaşanan trafik kazasının etkisinin hala sürdüğü haritamıza yansıyor. 10. yıl 7 kule yönü sol şeritte trafik kazası yaralanmalı ve 1. şerit trafiğe kapalı, ekipler sevk edildi. Bu güzergahı kullanan sürücülerimizin alternatif yollara yönelmesinde fayda olacaktır. Az önce sizlere aktardığım kritik geçiş noktalarında daha da yoğunlaşan bir trafik oranı %42 olarak yansıyor şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına. Onun ötesinde az önce sizlere aktardığım noktalar dışında farklı bir tablo söz konusu mu diye baktığımda gözükmüyor. Evet, iyi sürüşler diliyoruz. %42'lik trafik oranı İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan trafik tablosunun oranını bize yansıtıyor. Gazetelerimize göz atalım hızlıca. Son 24 saatin gelişmeleri gazete başlıklarına nasıl yansımış? 4 Temmuz 2018 Çarşamba Aydınlık gazetesi 14 yılın en kötüsü enflasyon oranlarına ilişkin ayrıntılı önemli bir analiz yapmış. Ve yine ekonomiye dair oranları yansıtıyor. Cumhuriyet mücadelesi mi, vatan mücadelesi mi? Doğu Perinçek'in kaleminden seçim sonuçlarına ilişkin yorumlar yine gazeteniz Aydınlık'ta. Bu bombalar deprem yaratır İncirlik üssünde, ki bombalara ilişkin Tevfik Kadan imzasıyla Beyazıt Karataş'ın röportajını okumak isteyenler için de Aydınlık gazetesini öneriyoruz. Hürriyet gazetesi, kurultay atışması CHP'de Kılıçdaroğlu ve İnce arasında dün yaşanan gelişmeleri manşetten görmüş. Sür manşette ise kaybolan kızımız Leyla'nın açlıktan öldüğüne ilişkin raporu manşetten, sür manşetten görülmüş Hürriyet'te. Sabah gazetesi CHP'de büyük koltuk kavgası başlığını kullanırken, akşam gazetesi de CHP'de iç savaş manşetini atmış. İnce, başarısızsın artık bırak Kılıçdaroğlu, siyasi nezaketsiz başlığını kullanmış. Beştepe'de tebrik günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hulusi Akar'ın tebrik ettiğine ilişkin bir açıklama. Açlıktan öldü, darp izi yok, Leyla burada bulundu şeklinde de bir fotoğrafa yer veriyor akşam. Habertürk gazetesi, en hayati ders yüzme ve dalma öğrenecekler. Tayland'da 11 gün önce kaybolduktan sonra 12 çocuk futbolcu dünyayı sevindirdi. Ancak şimdi hayatta kalmak için yüzme öğrenmeleri gerekiyor diye de özellikle bizde de belki bu tip eğitimlerin özellikle yerellere doğru inerek sürdürülmesi gerekiyor. Bir örnek haber. Üniformaya dönüş, FETÖ kumpasıyla üniformasından koparılan subaylar TSK'ya geri dönüyor diyor Habertürk gazetesi. Ergenekon, balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davaları ve düzmece ahlaki gerekçelerle ordudan ihraç edilen subayların iptal davaları yargıda hep FETÖ'ye tosladı. İlk olumlu sonuç 2016'da AYM'den geldi. Habertürk 7 subayla ilgili hak ihlali kararını manşetten duyurdu. FETÖ mağdurlarına adaletin takipçisi oldum. Bu süreçte 110 subay Anayasa Mahkemesi'nden ihlal kararı aldı. 15'i göreve döndü diyor. Leyla'ya veda da dünün üzen acılı haberleri arasında yer alıyor. Karar gazetesi ve ince bayrak açtı diyor. Mavi gözlü melek açlıktan ölmüş diye duyuruyor Leyla'nın haberini Karar. Milliyet gazetesi, kurultay diyalosu Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu arasındaki haber. Dünkü yansıyan haberler başlıkta. Bakü'ye ve KKTC'ye ilk ziyaretleri, Erdoğan'ın ziyaretleri çerçevesinde de ilk yurtdışı temasları. Milli Gazete, yangın büyüyor diyerek ekonomiye ilişkin bir manşeti tercih ederken, Orta Doğu Gazetesi, Bahçeli izah bekliyor, Kırıkkale Başsavcısı neden görevden alındı şeklinde bir garip habere yer vermiş. Yeni Çağ Gazetesi, CHP'de ince hesaplaşma şeklinde CHP'deki tartışmayı manşetine yansıtırken,
Yeni Şafak gazetesi koltuk kavgası diyor. CHP toz duman vurgusuyla veriyor haberi ve manşeti. Star gazetesi onunla git Kemal Bey, onurunla git Kemal Bey Muharrem İnce resmini çekti deniyor. Vatan gazetesi 9. gün kriz çekil artık Kılıçdaroğlu nezaketsiz yanıtı da manşette yer alıyor. Yurt gazetesi açlıktan ölmüş diyor ve sür manşette de örgüt çözer vurgusu var Muharrem İnce'nin açıklamasında. Seçim bitti, CHP'de kılıçlar çekildi, ortalık karıştı Sözcü gazetesinin manşeti. Onursal genel başkanlık teklifi yaptım, nezaketsizlik yaptı doğru bulmuyorum ve mutfağın rekortmenleri de yine birinci sayfaya yansıyan başlıklar arasında. Cumhuriyet gazetesi CHP yine içeriye döndü. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında ipler koptu derken hayat pahalılığı istikrarlı artıyor vurgusuyla iktidarın vaatleri ve gerçekler arasında büyük fark var vurgusuyla hazırlamış bugün manşetini Bir Gün gazetesi de bunu ifade edelim değerli seyirciler. Gündemle devam edelim. Türkiye 8 yaşındaki Eylül'ün ölümüyle sarsılmışken bir acı haber de minik Leyla'dan geldi. Küçük kızın cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Leyla gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Leyla! Leyla! Tam 18 gündür Türkiye'nin gözü kulağı minik Leyla'dan gelecek haberdeydi. Haber geldi gelmesine ama tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Minik Leyla'nın cansız bedeni Bezirhane köyünde bulundu. Otopsi işlemleri tam 3,5 saat sürdü. Ağrı valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresine rastlanmadığını söyledi. Yavrumuzun yaklaşık kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Öte yandan minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Leyla'nın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Anne Aysel Aydemir minik kızı için Kürtçe ağıtlar yaktı. Minik Leyla çok sayıda vatandaşın da katılımıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgen Köyü'nde kaybolan ve sonrasında cansız bedenine ulaşılan Leyla'dan geriye sadece fotoğrafları kaldı. Ne yazık ki 4 çocuk daha kayboldu. Hatay, Diyarbakır, Siirt ve İzmir'de arama çalışmaları sürüyor. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kırsal Derebaşı mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün'le torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik de diğer yakınları bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi. Silvan'da 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz, Hatay'da konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Siirt'te 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu. Ufuk Tatar Hatay'da ailesiyle birlikte yakınlarına ziyarete gitmişti. Babası ve ikiziyle kaynaktan su almaya gittiğinde kayboldu. Çoban Yusuf Yılmaz Diyarbakır'da pazar sabahı saat 5'te arazideki hayvanları getirmeye gitmişti. Hala haber alınamadı. Ve Salih Oral, babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan Deresi'ne gitmek üzere evden çıktı. Akşam saatlerinde eşek yalnız başına evine döndü. Aile hemen jandarmaya haber verdi. Hatay, Siirt ve Diyarbakır'da kaybolan Yusuf, Ufuk ve Salih için jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar arama çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da artıyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıkarıldı. Talihsiz olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu Cizre ilçesinde 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve Roşat Noyan serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Akraba olan iki çocuk akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çocukların suda kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocukları kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Dalgıç Ekibi çalışma başlattı. Bir saatlik çalışmanın ardından iki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Liseye geçiş sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih heyecanını yaşıyor. 2 Temmuz'da başlayıp 13'ünde sona erecek süre boyunca öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullar arasından 5'ini tercih edecek. Peki tercih işlemleri nasıl olacak? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz. Liseye geçişte tercih maratonu 2 Temmuz itibarıyla başladı. Yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda öğrencilerin nasıl tercih yapmaları gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin merakla beklediği liseye geçiş sınavının tercih kılavuzunun belli olmasıyla birlikte sıra tercih yapmaya geldi. Peki işlemler nasıl olacak? Öğrencilerimiz İki aşamada yerleştirilecekler. Her öğrencinin 13 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullar arasından 5'ini tercih etme hakkı var. Tercih işlemleri ise e-okul üzerinden yapılıyor. Öğrenciler kimlik ve okul numaralarını ilgili alana yazarak e-okul sistemindeki tercih bölümüne girebiliyor. Ardından öğrenci tercih kılavuzundaki okullar arasından sınav puanına göre 5'ini tercih edebiliyor. Eğer öğrenci bu 5 okuldan birisini kazanamazsa, mahalli yani adrese dayalı yerleştirme yöntemiyle bir okula kayıt yaptıracak. Ayrıca adrese dayalı yerleştirme için liseye geçiş sınavına girmeyen öğrenciler de okul başarı puanına göre tercih yapacak. Yere yerleştirme ile ilgili okulların türü, kontenjanı, konumuna göre il ilçede hangi yerde bulundukları dikkate alarak öğrenci tercihini yapacak. Örneğin Ankara'nın Yeni Mahalle ilçe nüfusuna kayıtlı bir öğrenci e-okul sistemine girdiği zaman önüne tercih yapabileceği okullar sıralanıyor. İki tane Anadolu Lisesi var ve kontenjanları 570. İmam Hatip Lisesi de 5 tane var, kontenjanları 660. Yani İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sayıları normal Anadolu Lisesi öğrenci sayısından fazla. Bir de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. 210'da onun kontenjanı var. Hem sınava giren hem de girmeyen öğrenciler tercih işlemini 13 Temmuz'a kadar e-okulun yanı sıra ortaokul müdürlüklerinde de yapabilir. Tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklanacak. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Tülin Oygür, lise tercihlerinde İmam Hatip zorunluluğu getirildiği iddiası ile ilgili konuştu. Zorunluluk yok, teşvik var diyen Oygür, öğrencilerin tercih döneminde büyük zorluklar yaşayacaklarını söyledi. Eğitim sisteminin ortadan kaldırıldığını belirten Profesör Doktor, Türkiye'nin Vatan Partisi'nin eğitim programına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yani bunları düzeltemezsiniz. Bu ancak sistemi yeni baştan organize etmekle mümkün. Lise sınavları bitti, tartışmalar ve kaos da beraberinde geldi. Bu sınava giren %87 öğrenci, liseye geçişle sınavıyla öğrenci alan liselere giremeyecek, oranın kontenjanı belli. Son günlerde 13 Temmuz'da sona erecek lise tercihlerinde İmam Hatip zorunlu hale getirildiği iddiası tartışılıyor. Ben yani LGS'ye girdim, işte şu okulları seçecektim, niye böyle oldu? Ya işte bu bir aklı evvel akla ziyan bir formülü Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Zaten milletin bakanlığa güveni de yok. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Tülin Oygür'e göre İmam Hatip zorunlu olmadı ama bir teşvik var. Aslında zorunluluk yok ama gayet açık bir teşvik var İmam Hatip Lisesi'ne. Çünkü mecbur kalacak. Veli buna mecbur kalacak. Öğrencilerden lise için 5 tercih yapması isteniyor. Tercihlerde en fazla 3 aynı lise seçilebilecek. Geriye ise sadece 2 seçenek kalıyor. Oygür, işte bu nedenle öğrencilerin İmam Hatip ya da özel okula yönlendirildiğini söyledi. Anadolu Lisesi mesela en fazla tercih edilen okul ya. En fazla 3 tane yazabilirsin. Peki geri kalan ikisini ne yazacağım? Meslek Lisesi ya da İmam Hatip yazacaksın. Şimdi burada zorunluluk
yok görünüşte. Ama ne yapacak insanlar? Öğrencileri büyük bir karmaşa bekliyor diyen Profesör Doktor, Türkiye'de eğitim sisteminin ortadan kaldırıldığını belirtti. Bir ay içinde Ağustos başından Eylül başına kadar 4 oturum açmış nakil işlemi. Bunlar olacak. Yani ortalık iyice karışacak, iyice belirsizliğe sürüklenecek. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı partisinin eğitim programını da anlattı. Çözümün Vatan Partisi'nin programında olduğunu vurguladı. Türkiye'nin eğitimdeki kurtuluşu ancak Türkiye'nin devlet olarak yeniden devrimci bir yapılanmaya girdiği zaman mümkün olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Evet, sabah saatlerinde netleşen kanun hükmündeki kararnamenin ayrıntıları düşmeye başlıyor değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili kanun hükmünde kararname yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan 74 maddelik 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler yer aldı. Yeni KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Yeni KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek. 477 sayılı kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı. Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 maddeyle bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan icra vekilleri heyeti ibaresiyle 63-17 arasında bazı kanunlarda geçen Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık ibareleri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığınca olarak değiştirildi. Söz konusu düzenlemeyle yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak. Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliklerde diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek. Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler 24 Haziran'la birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı'nın yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek. Bu arada KHK'da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık Merkez Teşkilatı'nda uzman yardımcısı kadrolarında görev yapan ve 2 yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler en az 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak. Bundan sonra ne olacak? İkinci kararname hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta Cumhurbaşkanı'nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK'lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlülük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlülük maddelerinde yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği vurgusu yer alıyor. Bunu da belirtelim. Mart ayında yapılacak yerel seçimin erkene alınacağı iddiaları siyasetin gündeminde konuya ilişkin iktidar ve muhalefet partilerinden açıklamalar peş peşe geldi. AKP'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin farklı görüşler var. Muhalefet ise seçimlere hazırız mesajı veriyor. Peki anayasaya göre erken seçim mümkün mü? Ayrıntılar haberimizde. Ankara'nın gündeminin ibresi yerel seçimlere döndü. Yerel seçimlerin erken alınmasına ilişkin ilk açıklamayı Tarım Bakanı Fakı Baba yapmıştı. Doğru olacağına şahsen inanıyorum. Ardından da iktidar ve muhalefetten açıklamalar peş peşe geldi. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınması ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bir erken yerel seçim olursa biz zaten hazırlıklarımızı başlatmıştık. Biz yerel seçimlerin erken alınmasını
2009'dan beri savunuyoruz. 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken, siyasette 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erken alınması tartışması başladı. Tarım Bakanı Eşref Akıbaba'nın seçimler Kasım'a alınabilir çıkışına, AKP Milletvekili Mustafa Can Bey ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'den destek geldi. Haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak falan diye. Doğru olacağına şahsen inanıyorum. Biz zaten seçimden yeni çıktık. Bizim için fark etmez. Sürekli seçim için hazırız. Ekim ayı sonu gibi yapılmasının daha doğru olduğuna inanıyorum. Bu açıklamaların ardından AKP'den çelişkili görüşler geldi. AKP sözcüsü Mahir Ünal, erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp, Türkiye'yi güven ve istikrar atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Konuya ilişkin CHP ve Vatan Partisi'nden de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçime hazır olduklarını söyledi. Biz her an seçimlere hazırız. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da, biz erken, baskın veya zamanında yapılacak her türlü seçime hazırız dedi. İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz'la tartışmaları değerlendirdi. Toplumda siyasi irade, Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir durum ortaya çıkarsa biz de buna elbette uyarız. Peki erken yerel seçim anayasaya uygun mu? Anayasaya göre de uygun değil. Anayasaya göre yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Bu nedenle seçimlerin erken alınabilmesi için anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Anayasayı referanduma gitmeden değiştirebilmek içinse 400 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre ise hiçbir partinin 400 milletvekili bulunmuyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor referandumsuz yapılabilmesi için, o olabilir. Anayasadaki ilgili maddeyi değiştirmek için 295 milletvekiline sahip olan AKP'ye 105 vekilin destek vermesi gerekiyor. 24 Haziran seçim sonuçları sonrası CHP'de başlayan tartışmalar genel başkanlık yarışına dönüştü. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla 3 saat süren bir görüşme yapan Muharrem İnce resti çekti. İnce Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplama teklifi yaptı. Teklife hayır denirse örgüt bu işi çözer diyen İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt geldi. CHP lideri İnce'yi siyasi nezaketsizlik sözleriyle eleştirdi. İnce kurultay teklif ettim dedi. Hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi. Kılıçdaroğlu ise sert tepki gösterdi. Siyasi nezaketsizlik ifadelerini kullandı. CHP'nin %3 oranında oy kaybettiği 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce 2 Haziran'da ilk kez bir araya geldi. Görüşme büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Bir otelde yapılan görüşmede iki isim de arka kapıdan giriş yaptı. Basına görüntü vermedi. 3 saatlik görüşmenin ardından ilk açıklama CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi. Bu görüşmede Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif etti. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı Muharrem İnce yaptı. Seçimlerde milletvekili seçilmeyen İnce'nin mecliste mazbatasını alan vekillerle birlikte kameralar karşısına geçmesi dikkat çekti. Benim yerime seçilecek olan milletvekilinin rozetini ben alıp takmak istiyorum demiştim. İnce seçimlerin ardından günlerdir beklenen açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay toplamasını teklif etti. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını, böyle bir teklifte bulundum. Hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu kastederek söylediği bu ifadeler ise kulislerde geniş yankı buldu. İnce'ye yakın isimler bu ifadeleri, İnce açık bir şekilde parti teşkilatlarına aday gösterilmesi için çağrı yaptı olarak değerlendirdi. İnce'nin Erzurum'dan başlayan il ziyaretlerine dikkat çeken kaynaklar, ziyaretlerde olağanüstü kurultay konusunda delegelerle temas sağlanacağını ifade etti. İnce'nin görüşmenin ayrıntılarını açıklamasının ardından bir açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir dedi. Bütün il başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız. Halkla buluşturacaksınız.
Ne gerekiyorsa yapacaksınız. Bir açıklamada parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan, gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur şeklinde konuştu. Mevcut yönetim açıklamalarla yetinmedi. Gelecek hafta pazartesi yapılması öngörülen MYK toplantısının perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Karşılıklı açıklamaların ardından kulislerde olağanüstü kurultay toplanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay ya yönetim kararıyla ya da delege sayısının 1/5'inin imzasıyla toplanabiliyor. Son CHP kurultayı göze alınırsa bu yaklaşık 260 delegenin oyu demek. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor. Seçimli olabilmesi için 650 civarında delegeye ihtiyaç var. CHP'de İnce depremi yaşanırken gazeteci yazar Yılmaz Özdil'den yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım çıkışı geldi. Son yazısında Muharrem İnce'nin kendisine yönelik sözlerini eleştiren Özdil, AKP kanadının İnce'ye destek verdiğini ifade etti. Bugün baktığımızda ise... Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bırakması gerektiğini 2010'dan beri ısrarla yazdığım halde Muharrem İnce'nin yanında yer almadım. Toplumun yağmurdan kaçarken doluya tutulmasına karşı çıktım. Çabalarına rağmen... Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'nin Hürriyet'e verdiği röportajda kendisine ilişkin kullandığı ifadelere yanıt verdi. Muharrem İnce, Yandaş Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a röportaj verdi. Benim hakkımda şerefsiz oldu şerefsiz dedi. Muharrem İnce yazdıklarımı çarpıtarak, yazmadıklarımı yazmışım gibi anlatarak beni yuhalattı. Antalya ve Denizli mitinglerinde yuhalattı. Ben hepimizin... Özdil, Sözcü gazetesindeki son yazısında Muharrem İnce'nin AKP kanadı tarafından desteklendiğini öne sürdü. Muharrem İnce'nin bizzat AKP tarafından köpürtüldüğünü, merkez sağ seçmenin ve CHP seçmeninin bizzat yandaş medya tarafından manipüle edildiğini, Anadolu Ajansı'nın bile Muharrem İnce'ye nasıl destek verdiğini kanıtlarıyla yazdım. Dolayısıyla aslında... Yılmaz Özdil, İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Ekmek için Ekmelettin'den bile 8 puan az oy aldı, Tayyip Erdoğan gayet rahat kazandı, Türkiye'nin rejimi değişti. Tabii konu köşe yazılarında gündeminde, birçok kişi Kılıçdaroğlu'nu arayarak, işte Muharrem İnce'yi arayarak çeşitli köşe yazıları yazmışlar, aktarmışlar. Ama onun ötesinde bir analizi de bugün Ahmet Takan, Yeni Çağ'da CHP bürokrasisi ne diyor demiş. Esas mesele galiba biraz da orada, bakalım ne demiş. Stratejik bir kamu kuruluşunda sıkı CHP'liliğiyle bildiğim üst düzey bir bürokrat son gelişmeler üzerine sana bir seçim ve CHP değerlendirmesi yapsam yazar mısın dedi, ismini kullanmamak kaydıyla. Bugüne kadar atsızda siyasetçilerin ve stratejistlerin analizlerini okumaya alışıksınız. Hepimiz için ilginç olur diye teklifi kabul ettim. Bu sefer de buradan buyurun. İnce CHP'ye başkan olamaz. Bizde gelenektir. Biri ortaya bir laf koyar, sağından solundan herkes çekiştirip kendince yorum katmaya çalışır. Biraz da sürü psikolojisi denen şey. Bugün mecliste 8 parti temsil edilebiliyorsa bunun 5'ini CHP, yani Kılıçdaroğlu sokmuştur, barajı sıfırlamıştır, adaylıkların engellenmesinin önünü vekil transferiyle çözerek açmıştır. Bütün bu kararları birileri gibi tek başına değil, parti meclisiyle değerlendirerek almıştır. Ülkemiz siyaseti açısından demokratikleşme yolunda seçim kazanmak kadar kıymetli sonuçlardır. Seçimlerden önce farz edelim ki Kılıçdaroğlu yerini İnce'ye bırakmış, CHP'yi İnce seçimlere sokmuş. Sizce sonuç ne olurdu? Bugünlerden daha iyi bir sonuç alınır mı? Şeklinde yorumlamış. Hepimizin Cumhurbaşkanı sloganını da tutmayacağı için kendi alacağı oylarla parti oyları eşitlenirdi. Belki kim bilir, İnce başarılı bir kampanya yürütmedi. Tek farkı bugüne kadar Erdoğan'a onun tonundan cevap verebilen tek kişi olarak ortaya çıktığı için kendi tabanından bir heyecan yarattı, ama bu bir hataydı. Senin kendi tabanının oyuna değil, kapsayıcı oylara daha çok ihtiyacın var. Bu tonu Erdoğan kullanabilir. Onun tabanı %50. Hedefini o tabanı korumak üzere koymasında kendi açısından bir sakınca yok. Oysa senin tabanın %25 iken
Erdoğan dili olabilecek en stratejik hataydı. Hele ki diploma ve apolet meseleleri kökten CHP'ye olan nefreti körükledi. CHP %22'de kalmışsa, İnce %31 almışsa aradaki fark HDP'ye giden emanet oylar ve İnce bir anda muhalefetin çatı adayı konumuna geldiği içindir. Bütün adaylar kendi oyunu aldı aslında. İttifak adayı olmaktan gelen oylar çıkarıldığında Erdoğan partisi kadar oy aldı. Resmi olmasa bile çatı aday yaklaşımında verilen oylar çıkınca İnce partisi kadar oy aldı. Hatta HDP'ye giden emanet oylar parti eklenince partinin oylarının altında bile düşünülebilir. Keza MHP kendi oyunu aldı. Sürpriz etkisi yapan kendi oylarını koruyacağının tahmin edilmemesidir. HDP adayının oyu emanet CHP oyları çıkınca partisi kadar. Akşener'in oyları çatı aday İnce'ye giden oylar eklenince partisi kadar. Saadet ve Vatan Partisi oyları ise yorumlanacak seviyede değil. En nihayetinde özetlemek gerekirse mevcudu korumak dışında ne başkan adaylarının ne de partilerin bir başarısı yoktur. Bol gol pozisyonu ve heyecanlı olan ama 0-0 biten futbol maçı gibiydi son seçim, ancak yine futbolda olduğu gibi kimse çabanıza bakmaz, tabelaya bakar. Tabelada kazananlar AK Parti ve MHP olarak açıklanmıştır. Gerisi ağzıyla kuş tutsa görmezler. Ramazan döneminde fiyatı yükselten fırsatçılar gibi tabelayı öne sürüp değişim vaat eden fırsatçılara da prim tanımamak lazımdır. Ana muhalefete lider olmak istiyorsan önce satacak bir ürün bulacaksın ve çok iyi pazarlayacaksın. Kek vaadi karşılığında parlamenter sistem, adalet, demokrasi gibi ürünleri satamayan her kimse hepsini değiştirmek lazım. Aynı MHP'de olduğu gibi demiş, sadece delege ve teşkilatlar değil, bürokrasi içinde bazı etkin yapılar ve derinler CHP'deki delegelerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Dur bakalım ne olacak diye devam ediyor yazısı Takan'ın. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin baş başa yemekte yaptığı onursal başkan ol teklifini sordum. Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi. Seçim sırasında Muharrem Bey gerçekten de iyi çalıştı. Zaman zaman eşi de vefakat etti. Dolayısıyla seçim sonrasında kendisini ve eşini yemeğe davet ettim. Olayları değerlendirmek ve karşılıklı konuşmak için bu yemeği de olabildiğince medyanın dışında bir aile yemeği olarak düşündük. Otele giriş ve çıkış bile bu konuda ne kadar dikkatli davrandığımızın göstergesi. Yemekte pek çok sorun konuşuldu, anılar anlatıldı ama bu yemekte yapılan konuşmanın ana bağlamından koparılarak medyaya paylaşılmasını doğru bulmuyorum diye özetlemiş Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü Ahmet Takan bugünkü yazısında. Yorumlar bitmek bilmiyor tabii. Rahmi Turan'ın Sözcü gazetesindeki yazısına bir göz atacağız ama arkadaşlarım ara işareti veriyor. Bir araya gidelim. Köşe yazılarını yansıyanlarla bir aranın ardından devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Köşe yazılarına yansıyan yorumlar CHP meselesi çerçevesinde başkent Ankara'dan Ahmet Takan'ın Yeni Çağ gazetesinden izlenimlerini aktarmıştık. Rahmi Turan dedik Sözcü gazetesinden, tam orada kalmıştık. Araya gittik, bir Rahmi Turan'ın yazısına bakalım. Çünkü iki gündür özellikle Rahmi Turan ve Yılmaz Özdil, özellikle Muharrem İnce merkezli CHP analizleri dikkat çekiyor. Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı da o açıdan bence dikkat çekici. Yani CHP'de değişim, dönüşüm derken özellikle CHP seçmeninin, delegesinin aslında dikkat etmesi gerektiği notlara da bence yer veriyor iki usta. Yenilmeye mi hazırsınız diye soruyor Rahmi Turan. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler. Bazı CHP'lerin demeçlerini okudukça aklıma diyor bu söz geliyor. Şimdi diyor belediye seçimlerinin erkeni alınıp Kasım ayında yapılması konuşuluyor. AKP yandaşı medya erken belediye seçimlerini pompalayarak CHP'yi kafaya almaya çalışıyor. Çünkü yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması anayasa emri. Cumhur İttifakı tek başına anayasayı değiştiremediği için CHP oylarına muhtaç diyor Rahmi Turan bugünkü yazısında. Erdoğan yanlıları genel seçimin hızıyla belediye seçimlerini de kazanacaklarını düşünüyorlar. İktidarın seçim çağrısına CHP'den hodri meydan, biz her seçim için her zaman hazırız diye cevap geldi.
Ankara Milletvekili Levent Gök, bir çekincemiz yok, her zaman her türlü seçime varız derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da çalışmalarımızı bir yıl öncesinden başlattık, hazırız diye konuştu. Neye hazırsınız beyler diye soruyor Rahmi Turan. Bilmem kaçıncı defa yenilmeye mi diye soruyor. Bırakın belediye seçimleri zamanında, yeni yılın Mart ayında yapılsın diye de yorumunu ekliyor. O zamana kadar çalışıp iyi hazırlanın. Tebessüm diye bir notu var. Levent Kırca ustayı almış Rahmi Turan. Tabii Levent ustayı görünce ben de köşesini almadan edemezdim. Tebessüm bölümünde at yerine eşek olmaz mı diyor. Ama siyasete yaptığı gönderme burada dikkat çekici. Tabii okuyalım. 2015 yılında kaybettiğimiz ünlü komedi sanatçısı Levent Kırca, başrolünü oynadığı bir oyunun heyecanlı bir sahnesinde rolü gereği seçim gezisine çıkacaktır. Uşaklarına hemen atımı getirin diye seslenir. Uşaklar harekete geçip atı getirmeye koşarlarken ön sırada oturan karşı partiden bir aday gülerek alay eder. Eşek olsa olmaz mı ya? Levent Kırca durur, gayet sakin bir şekilde seyircisine döner, neden olmasın der. Hay hay, buyurun. Rahmi Turan'ın tabii CHP analizi sonrasında bu tebessüm köşesini yazmasını da manidar buluyoruz. Özellikle CHP çerçevesinde yeni işte Kılıçdaroğlu, İnce ya da başka adaylar ya da yeni süreç ya da seçimler çerçevesinde artık bilemiyorum. Analiz ettiği yazısının sonunu bu şekilde bitirmesi de bana manidar geldi. Bunu ifade etmek istedim. Rauf Tamer de Posta'da dünkü İnce açıklamasına ince bir gönderme yapmış. Yeni düzene Muharrem İnce daha çabuk uyum sağlayacağı benzer diyor Rauf Tamer Usta. Lakin diyor dikkat etmeli, mertlik ve açık sözlülük sergilerken sosyal kuralları çiğnememeli. Mesela gece bir dostluk masasında konuşulanları ertesi sabah mikrofonlara anlatmamalı. Seçim gecesi İsmail Küçükkaya'dan beklediği ketumiyeti önce kendi göstermeli diyor. Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi üzerinden ince bir gönderme yapıyor Muharrem İnce'ye Rauf Tamer bugünkü Posta gazetesinde. Seçimler tabii geçti ve özellikle bu çerçevede CHP'deki gelişmeler daha dikkat çekici olarak yer alıyor. Abdülkadir Selvi de Hürriyet gazetesinde CHP'deki gelişmeler ve seçim gecesi başlıklı yazısında ilginç bir nükte kullanmış yazısının son bölümünde. Onu da almadan edemedik. Çünkü işte yok Muharrem İnce kaçırıldı, bilmem ne yaptı. Yani toplumda öyle bir algı ve psikolojik baskı uygulandı ki o gece, hani bizi bile buna alet etmek için telefonlar susmadı ama biz tabii bilgiyi net yerden almadan hareket etmeyen, bilimsel kurallara göre haber ölçütlerini belirleyen kurumlardan bir tanesi olduğumuz için o süreçte elbette gerçek neyse, yaşanan neyse onu sizlere anlattık seçim gecesi özelinde buradaki bütün arkadaşlarımla birlikte. Ama sonradan anlaşıldı ki haklı çıktık. İşte seçim gecesi Muharrem İnce ekibiyle birlikte yaklaşık 50'ye yakın olduğu ifade ediliyor. Sivis Otel'in son katı tutulmuş. Oradaki lüks odalarda seçim gecesi analizleri yapılmaya çalışılmış ama yurttaş onlardan açıklama beklenirken 24 saatlik sessizlikte çok dedikodu furyası kendisini ortaya koymuş, çıkartmıştı. İlginç bir notu da Abdülkadir Selvi bakın nasıl veriyor. Seçim gecesinin yazılmayanları diyor CHP'deki gelişmeler ve seçim gecesi başlıklı yazısında. Ama diyor CHP'de böyle bir gündem yok diye genel itibariyle Türkiye'nin gündemine ilişkin bir boyutun CHP içinde olmadığı eleştirisini sürdürdükten sonra diyor ki Selvi, bu parti neden seçim kazanamıyor sorusuna cevap aramak yerine seçim gecesine ilişkin komplo teorileri üretmekle meşguller diyor. Bu arada diyor seçim gecesine ilişkin olarak yazılanlar doğru değil ama doğrular da henüz yazılmadı. Sadece CHP'de değil, seçimi kaybeden liderler tam bir hüsran yaşıyor. Makam aracına kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan sinkaflı küfürler savuranlara kadar neler var neler diyor. Tabi o neler var neleri daha sonraki yazılar silsilesinde gündeme getirecek mi, açıklayacak mı, delillendirebilecek mi onu bilemiyoruz ama Abdülkadir Selvi başkent kulislerini yakından takip eden isimlerden biri olarak bu yorumunu önemsedik ve biz de bugünkü köşemize taşımış olduk.
Tabii seçimler geçti. Yurttaş bir yandan hayatın gerçek yüzüyle tartışıyor. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Gülse Birsel Hürriyet'te seçim nasıl olursa olsun bizim seçimimiz birbirimiz olsun yazısıyla belki de aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve bütünlük vurgusuna bakın nasıl vurgularla gündeme taşıyor. Onun oyu nereye gitti? Bunun oyu nereden geldi? Kimler kime? Neye kızıp oyunu kime ne sebeple verdi? Bu konular üzerindeki kahvehane, altın günü, TV programı, deniz kıyısı sohbetlerinin sonu geldi. Zira İpsos araştırdı ve açıkladı. Siz onlara yardım ettiniz, siz bunlarla ittifak yaptınız, siz ötekilere destek attınız, sizler ve bizler laflarından fena halde sıkıldım diyor. Zira tablo şu. Misal diyor 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında CHP'nin %3 oyu AK Parti'ye, %13 oyu İYİ Parti'ye, %7 oyu HDP'ye gitmiş. AK Parti'nin 1 Kasım oylarının %5'i CHP'ye, %9'u MHP'ye, %5'i İYİ Parti'ye, %1'i HDP'ye gitmiş. MHP'nin %28 oyu İYİ Parti'ye, %9 oyu CHP'ye, %10 oyu AK Parti'ye gitmiş. Öte yandan MHP, AK Parti'nin eski oylarının %9'unu, CHP'nin oylarının da %2'sini alıp neredeyse eşdeğer oya ulaşmış. İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı oyun %21'i eski yani 1 Kasım'daki parantez içinde AK Partili seçmen, %29'u CHP'li, %30'u MHP'li. Yani İYİ Parti'nin aldığı 5 milyon oy 1 Kasım'da bu 3 partiye oy atan farklı seçmenlerden oluşuyor. Mesela diyor 24 Haziran'da HDP'nin eski oylarının %8'i AK Parti'ye, %4'ü CHP'ye kaçmış. Öte yandan 1 Kasım'da AK Parti'ye oy vermiş aşağı yukarı 213 bin seçmen ve CHP'ye oy vermiş 900 bin seçmen 24 Haziran'da HDP'ye oy atmış. 1 Kasım'da HDP'ye oy vermiş aşağı yukarı 468 bin seçmen bu defa AK Parti'yi, 234 bin seçmense CHP'yi tercih etmiş. Bu kadar geçişkenliği tahmin ediyor muydunuz diye soruyor bu rakamları verdikten sonra Gülse Birsel bugünkü yazısında. Demek ki diyor hepimiz icraata, döneme, o zamanki ihtiyaçlarımıza, bakış açımıza göre farklı partilere oy verebiliyoruz. Fikirler, siyasi görüşler hatta insanlar değişebiliyor. Tek değişmeyen vatandaşı olduğumuz bu çiçek gibi ülke diyor. Demek bu şahane memlekette herkes birbirinden kız alıp veriyor oyda. Kutuplaşmak manasız ve yapay. Hayat uzun, parti ömürleri ise belirsiz. Biz partilere değil birbirimize sevdalı olalım, gerisi çözülür. Bize hizmet edecek siyasi kadrolar illaki bulunur. Bize bir şey olmasın. Bir garip mizah yazarı olarak önerim şudur diyor. Artık birbirimizi yemeyelim, el ele verip bize iyi servis versinler, ülkeyi doğru düzgün yönetsinler diye siyasetçilerin başının etini yiyelim diye de nüktesini bu paragrafında ifade ediyor Gülse Birsel. Ama gerçekten artık birlik ve bütünlük zamanı bu kutuplaşma ortamından Türkiye'nin derhal ve behemal uzaklaşması gerekiyor. Biraz bu son dönemdeki haberler de yani seçim öncesinde biliyorsunuz başladı. Özellikle mevcut iktidar nihayetinde Türkiye'nin her şeyinden sorumlu olduğu için o kutuplaştırmaya katkı olsun diye işte sosyal medyada başlayan haberler ve gerçek haberlerin de buna eklenmesi, işte kayıp çocuklarımız, cinsel istismar, hayvanlarımıza yönelik saldırılar falan da buna eklenince hani o kutuplaşmanın dozu ya da bir öfke biriktirme potansiyeli ortaya çıktı. Hani bu açıdan madem bütün bu sorunlarımız masada var, çocuklarımız bizim sorunumuz, hayvanlarımız bizim sorunumuz, dolayısıyla el birliğine tamamıyla ihtiyaç duyduğumuz bir dönem, bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Güzel nüktelerle de işte Gülse Birsel bugünkü Hürriyet gazetesindeki yazısında konuyu analiz etmeye çalışıyor. Dediğimiz gibi ekonomi son derece önemli bir skala ama AKP iktidarının yeni kabinesinin ayrıntıları bir türlü çözülemiyor. Bir İsmet Özçelik'in Aydınlık'taki borçlanmayla yola devam başlıklı yazısına göz atalım. Sıkıntının yılın ikinci yarısında da ağırlaşarak devam edeceği çok açık diyor Özçelik ama AKP'den gelen sesler endişe verici. Ekonomiyi bu hale getiren politikaların aynen devam ettirileceğini gösteren açıklamalar yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasında
Türkiye'nin eskiden olduğu gibi borçlanarak büyüyeceğini söyledi. AKP'nin ve Erdoğan'ın ekonomi kurmayları da borçlanmada risk görmediklerini bildirdiler. Kamunun borçlanma rakamları düşük, daha borçlanabiliriz mesajı verdiler. Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede ekonominin başına geçeceği iddia edilen Profesör Doktor Daron Acemoğlu, IMF programlarından umut bekliyor diye vurguluyor. Yani AKP ekonomide bildiğiniz gibi en azından şu ana kadar ortaya çıkan işaretlerde bunu ortaya koyuyor. Bu açıdan da dikkat çekiyor değerli seyirciler. Eğitim bir diğer skalamız, hemen içinde kendimizi bulduğumuz yelpazede. Abbas Güçlü Milliyet Gazetesi'nde liselere girişte sistem curcunası başlıklı bir yazı kaleme almış. Ayrıntıları Tülin Oygür Hoca'nın yorumuyla vermiştik. Bir de Güçlü'nün yorumlarıyla sürdürelim. Liselere girişte tam anlamıyla bir curcuna yaşanıyor. E-kayıt sistemi sürekli arıza veriyor. MEB'in kafası karmakarışık. Geçen yılın yüzdelik dilimlerini bir koyuyor, bir kaldırıyor. Arada bir de değiştiriyor. Her okul türünden 3-5 seçenek sözü ise adeta hayal oldu. Eve en yakın okul yerine en uzak okullar tercih listesine konuldu. Veli olarak gel de sorma, sorgulama, kızma diyor. Zaten onlar da bunu yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın liseler konusunda yaşanan kaosa seyirci kalması ve sessizliğini ısrarla sürdürmesi velileri adeta çileden çıkarmış durumda. Türkiye'nin hemen her yerinden öylesine çarpıcı örnekler geliyor ki şaşırmamak elde değil. Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar ne söylendiyse adeta tersini yapıyor. Sistem ülkenin pek çok yerinde zaafa uğramış durumda. Peki şu saatten sonra sil baştan yeni bir düzenlemeye gidilir mi? Hiç sanmıyoruz ama böyle gitmeyeceği de kesin. Peki ne olur? Memnuniyetsiz veli sayısı daha da artar. Öğrencilerin üzüntü ve küskünlüğü ise zirve yapar. Okullar açıldığında yüz binlerce öğrenci hala gidecek bir lise bulamazsa hiç şaşırtıcı olmaz. Peki bunu mu istiyoruz? Hayır. Bu duruma en çok üzülenlerin başında eminim ki Milli Eğitim Bakanlığı geliyor ama onlar da şaşkın, çünkü toplumun her kesiminden kendilerine baskı var. Doğru olanı yapmaktan çok durumu kurtarmaya çalışıyorlar diyor Güçlü. Ancak ne yaparlarsa yapsın nafile daha da batmanın ötesine geçemiyorlar diye özetliyor eğitim sisteminde yaşadığımız girdabı. Çocuklarımızın konusu ve gündemi hemen hemen her gün maalesef üzen haberlerle karşımıza çıkıyor. Bir Özay Şendir'in Milliyet Gazetesi'ndeki yazısına da bakalım. Bilimsel yöntemler bu çerçevede yapılacak analizlerden uzak bu sorunun çözümünde. Yok sadece idam meselesi ya da benzeri sorun ortaya çıktıktan sonra gelecek cezalar üzerinden yapılan tartışmaya şu açıdan yaklaşmış. İdamı bırak, kameraya bak diyor Şendir. Hiç tanımadığımız çocukları merak ediyor, onlardan gelen kötü haberlere üzülüyoruz günlerdir. Öfkeliyiz hepimiz, öfkemizden idam geri gelsin diyoruz. Suçlular en ağır cezayı çeksin istiyoruz. Bir çocuk yitip gittikten ve herkesin canı yandıktan sonra suçlunun alacağı cezayı konuşmak yerine suçun engellenmesini konuşalım artık. Trafik cezası kesilebilsin diye yolların dört tarafı akıllı kameralarla dolu değil mi? Peki ya kaç çocuk parkında ya da okulun önünde kamera var diye soruyor Şendir. Uyuşturucu satıcılarının, sapıkların dolaştığı her yer kamerayla denetime alınmalı. Bırakın kaçırılmasını, öldürülmesini, tek bir çocuğun daha burnunun kanadığı haberini duyacak halimiz kalmadı artık. Lütfen olay olduktan sonra verilecek cezadan önce olaylının önüne geçme imkanını konuşalım diye de uyarıyor Özay Şendir bugünkü yazısında. Emniyet Genel Müdürlüğü artık özel birimlerle bu işe dört koldan el atıyor. Bir de anne ve babalara uyarıları var. Emniyetten anne ve babalara 12 maddelik uyarı. Bunu sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı Twitter hesabından paylaştığı yazılarla gündeme getiriyor. Bir getirebiliyorsak ekrana onu yansıtalım sevgili seyirciler. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından anne ve babalara yaptığı uyarıda çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı diyor. İşte gördüğünüz Türk Polis Teşkilatı @emniyetgm koduyla yer alan
Twitter hesabından bakın şunları paylaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından anne ve babalar dikkat uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı. Paylaşımda ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği belirtildi. Ailelerin çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi uyarısında bulunan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını 155, 156, 112 ezberletin. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek anne ve babamın adı ne, aile şifremizi söyle diye sormasını isteyin. GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamalarıyla çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. Kendini tehlikede hissettiği anda ben onu tanımıyorum diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin şeklinde uyarılarını işte gördüğünüz bu yazılarla Twitter hesabından paylaşıyor. Bir onları sırayla okuyalım, bir bire gelelim tekrar Ali. Bir kez daha seyircilerimize aktaralım. Anne ve babalar dikkat diyor Emniyet Genel Müdürlüğü. 1. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin. 2. Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin. 3. Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretin. 4. İnternet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin diyor. Devam edelim. 5. Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın diyor. Bu vurgu önemli. Artık çünkü bir ticari meta olarak da maalesef anne ve babaların çocuklarını işte böyle fenomen anneler, fenomen babalar, bilmem neler falan filan diye sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı ve bunun bir şey gibi yayıldığını, yani dönemin bir önemli unsuru gibi yayıldığını unutmayalım. Bu açıdan önemsedim Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyarısını. 6 diyor, telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını 155, 156, 112 ezberletin. 7 diyor, çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. 8. Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Devam edelim. Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek anne ve babamın adı ne, aile şifremizi söyle. Yani yabancı bir kişiyle karşılaşıyorsa bu tip aile şifrelerinin oluşturulmasını, karşıdaki kişinin bilmesinin, bilip bilmediğini öğrenmesi açısından böyle bir kod. Yani önemli, çok da bildiğimiz bir şey değil. Onun için özellikle vurguluyorum. 10. GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamalarıyla çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. Ama burada bir sorun var. Çok pahalı bu sistemler. Yani o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü, iktidara, hükümete, bakanlar kuruluna, hani SGK'dan nasıl ilaç alıyorsak bu tip uygulamaları kullanabileceğimiz elektronik sistemlerinde en uygun ölçekte piyasaya sunulması ve satışının yapılması konusunda da lütfen öneride bulunsun. Yani elbette günün teknolojik şartlarının kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama bu sistemlerin bu kadar pahalı. Yani bir saat alıyorsunuz, yani neredeyse araba alıyor gibisiniz. Yani hakikaten bu işte böyle olmaz. Herkesin bunu karşılama gücü yok. Yani Şırnak'ta, Cizre'de insanların 8 tane 10 tane çocuğu var. Nasıl takacak koluna? Yani biraz bu tip şeylerde de madem böyle önerileriniz var, o zaman bunun gereği de yerine gelsin. Derhal iktidara, İçişleri Bakanlığı'na, neyse bu konunun muhatabı, bu çözüm önerilerinin gerekliliği gerekli şartlarında sağlanmasını öğretelim. Kendini tehlikede hissettiği anda ben onu tanımıyorum diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle
asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin şeklinde uyarıları sıraladım. Tabii Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyet çerçevesindeki uyarıları bu. Ama bilim adamları bu önerilerin nasıl uygulanabileceğine yönelik de kamu spotlarıyla vesaireyle toplumun bilgilendirilmesi, öğretilmesi lazım. Çünkü çocuk konusunda birilerinden danışmanlık almaya iş geldiğinde yani oralarda da dünya kadar para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla devlet bu sorumluluğu tamamıyla almalı. Kamu spotlarıyla, medya bilgilendirilmeleriyle bizim başvurmamıza gerek kalmadan konuk gönderin. Bu konuda uzman isimleri gönderin. Biz medya olarak da bunları kamuoyuna anlatalım. Bilimsel yöntemlerle sorun oluşmadan, yani çocuğumuz tecavüze uğramadan, onun vücuduna biri dokunmadan, o kaybolmadan önlemenin bütün yollarını buradan yurttaşlarımıza aktaralım. Temel mesele burada ve elbette ki özellikle burada özellikle kendine din alimi ya da din hocası diye tanımlayan kesime çok büyük görevler düşüyor. Yani artık bu saçma saçma kamuoyuna yansıyan ifadelerin bir yalan olduğunu, İslam'ın böyle bir dini olmadığını, Allah'ın böyle bir Kur'an ve böyle bir din getirmediğini artık altını üstünü nasıl çizerler, nasıl anlatırlar bilemiyorum. İşte Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün akademik, bilimsel, vicdana uygun bütün makaleleri, yazıları, çizileri ortada. Böyle bir yol mu uygularsınız, nasıl yaparsınız bilemiyorum. Topluma bunların da bir an önce anlatılması gerekiyor diye özetleyelim. Biraz Eray Çelebi'yi beklettim konunun hassasiyeti itibariyle. Ondan da özür dileyelim. Başkent Ankara'ya dönüyoruz. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Eray, konu biraz hassastı. İstanbul'da biraz uzattım. Kusura bakmasını beklettim Ankara stüdyosunda. Sana ve başkent Ankara'daki mesai arkadaşlarımıza güzel bir gün ve günaydın dileklerimizi iletiyoruz haftanın ortasında. Günaydın Can Karadut, hem değerli dinleyicilerimize, izleyicilerimize, sana, İstanbul'daki çalışma arkadaşlarımıza. Tabii bahsettiğin konu çok önemli. Beni çıkarmasan da olur. Sağ ol, çok teşekkür ederim ama başkent Ankara'da buna yönelik gerçekten yani bir rüzgar var mı? Yani bir yasa çalışması, bir bilimsel hazırlık, yani sorunu, sonucu yaşadıktan sonra zaten hani idam olsa ne olacak? Yani bir çocuğun ömür boyu kafasında, psikolojisinde bu izler kalıyorsa, yaşamını yitiriyorsa hani sonu idam olsa ne olacak, adım olsa ne olacak? Yani ben biraz o tarafın gerçekten çok sloganlaştığını düşünüyorum. Ama bu konu ortaya çıkmadan işte Özel Şendir kamerayı yazmış. Dün Vatan Gazetesi'nden Murat Çelik, ya bu işin bilim insanları nerede? Onların sözleri niye dinlenmiyor? Niye bu çerçeve bir yasa süreç ya da bir eğitim silsilesi halinde devam etmiyor diye çıkışları var. Hiç böyle izler var mı bu işin çözülebileceğine dair sevgili Aray? Gündem dışı senin açından ama yayın almadan önce konuşmadım bunu ama varsa bilgilerin ne olur paylaş. Yani buna ilişkin düzenlemenin meclise Ekim ayında gelmesi düşünülüyor. Şu anda aslında Ankara'da konuşulan bu ve aslında hükümet bunu salt hukuki açıdan ele alıyor. Şu anki süreçte en azından bunu söyleyebiliyoruz. Yani senin de söylediğin gibi bunun eğitim boyutu, sosyolojik boyutu kesinlikle yetkin isimler tarafından incelenmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili çok farklı özellikle önemli öneriler de var. Yani şimdi biz baktığımız zaman özellikle cinsel istismar vakalarına bu aslında toplumdaki suçlarla da Can Karadut bence doğru orantılı. Çünkü özellikle baktığımız zaman uyuşturucu ve madde bağımlısı olan kişilerin, yükümlülerin bu cinsel istismar suçunu daha çok işlediğini görüyoruz. Burada dolayısıyla aslında bu kimyasal hadım düzenlemesi belki bunun farklı bir adımı olabilir ama bu da tabii ciddi bir şekilde eleştiriliyor kimyasal hadım meselesi. Burada uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı da bir savaş açmak gerekiyor. Eğer siz cinsel istismar suçunu engellemek istiyorsanız. Onun dışında Türkiye'deki aile yapısı da bence çok önemli. Şimdi parçalanmış aileler görüyoruz ve bu sürekli de artıyor. İstatistiklere baktığımız zaman da öyle. Şimdi parçalanmış ailelere dönük sosyal onarımlarımız var mı? Bence bu da çok önemli bir soru. Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Dolayısıyla yani yine istatistiklere baktığımız zaman maalesef işte parçalanmış ailelerden çıkan işte çocukların
bu cinsel istismar suçunu yine daha çok işlediği gözleniyor. Biz de hatta bununla ilgili bir haber yapmıştık. Dolayısıyla bu yalnızca kimyasal hadım düzenlemesiyle kesinlikle engellenemez cinsel istismar suçu. Bunun aslında çok boyutu var. Uyuşturucu boyutu var, eğitim boyutu var, yine sosyolojik boyutu var. Bu çok kapsamlı bir şekilde kesinlikle değerlendirilmeli. Ama şu anda şunu söyleyebilirim. Meclis ayında meclise Ekim ayında gelmesi hedeflenen bir düzenleme var bununla ilgili. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de aslında eğer hızlı acil adımlar atılması gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bu yapılabilir pekala. Neden meclis ayına mecliste Ekim ayına bir kanun teklifi gelmesi düşünülüyor? Aslında bu soru da kesinlikle soruluyor Ankara kulislerinde. Doğru. Sıcak gündeme geçelim. Teşekkür ediyorum sevgili Eray. CHP'den mi başlayalım ne dersin bilmiyorum. Dün Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre mahrem bir toplantı ve yemeğin satır arası ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı iddiasında bir suçlamayla kamuoyuna yansıttı. Muharrem İnce ne söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkan ol, siyasette son gereken devlet adamlığını göster, geri çekil, ben tek başına gireyim ve yola devam edeyim anladığımız mealle bunları söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da anladığımız kadarıyla şu an için buna rest çekiyor. Tabii bu arada CHP'nin dengeleri önemli. Yani CHP'nin delege yapısı, karar verici, oy sahibi yapısının İnce'den yana mı, Kılıçdaroğlu'ndan yana mı tavır alacağını şu an için bilmiyorum, kestirmek mümkün mü? Buna dair notlarım var mı? Ve ne olur CHP'de? Özellikle yani Atatürkçü kesimin önemli yazarlarından iki ismin de ortaya koyduğu yaklaşık iki gündür bir Muharrem İnce eleştirisi var. Yılmaz Özdil ve Rahmi Turan'ın ben çok önemsiyorum bu iki yazarın CHP'yi geleceğe taşımak üzere harekete geçen isimler konusunda yaptığı uyarıyı da ben dikkate alıyorum. Bilmiyorum buna ekleyeceklerim var mı? Sözü sana bırakayım CHP deyip. Evet tabii CHP ile ilgili sorulacak soruları sordun sen de Can Karadut. Şimdi tabii Muharrem İnce aslında bir bayrak çekti CHP genel merkez yönetimine. Bunu biz bekliyorduk. Yani bunu aslında Kemal Kılıçdaroğlu da bekliyordu. Sürpriz değildi ama belki zaman biraz erkene çekildi. Yani takvimin biz daha sonra işleyeceğini düşünüyorduk. Özellikle Muharrem İnce'nin 81'i ziyaretinden sonra bunun gündeme geleceğini kesinlikle öngörmüştük. Ama erken olabileceğine dönük de ihtimal veriyorduk ama düşük bir ihtimal olarak tutuyorduk. Ama Muharrem İnce gezilere hemen başlamadan önce bu açıklamayı yapmış oldu. Tabii şimdi delegelerin salt çoğunluğunu sağlayacak mı? Muharrem İnce yani olağanüstü kurultaya gidecek mi? Tabii dün yapılan Muharrem İnce'nin açıklamalarına baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'na bir teklif yaptığını ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmede olağanüstü kurultayı toplama teklifine net bir yanıt vermediğini söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında bugün yaptığı açıklamada gazetelerde de yine görebiliyoruz. Dün Bülent Tezcan'dan da yine bir açıklama vardı. Şu netleşmiş oldu. Kesinlikle mevcut yönetim ya genel başkanın talimatıyla ya da parti meclisi kararıyla bir olağanüstü kurultaya gitmeyi hedeflemiyor. Bu net bir şekilde önümüze duruyor. Dolayısıyla geriye tek alternatif kalıyor. Muharrem İnce şunu söylemişti. Demişti ki ya ben kesinlikle doğrudan imza toplamayacağım. Örgüt çözer bu işi ifadelerini kullanmıştı. Örgüt çözer bu işi de çok açık şu demek. Örgüt eğer beni delegelerin salt çoğunluğuyla, bu da 620-625 delegeye denk geliyor. Delegelerin salt çoğunluğuyla beni aday gösterirse olağanüstü kurultaya gideriz. Orada da kazanırsam genel başkan seçilirim demek istiyor. Bunu biz kendimiz de böyle yorumladık. Yine Muharrem İnce'ye yakın isimlerle doğrudan yaptığımız görüşmelerde de İnce'ye yakın isimler de bunu vurguladı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık Muharrem İnce'nin çağrısına kayıtsız kalmaması gerektiğini söylemişlerdi. Ama Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması kesinlikle olağanüstü kurultaya yanaşmayacağını gösteriyor. Perşembe günü de MYK toplantısı yapılacak. Aslında
olağanüstü bir toplantı olduğunu söyleyelim. Çünkü biz CHP'de MYK toplantılarının pazartesi günü, her hafta pazartesi günü yapıldığını biliyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor, yine bugün yaptığı açıklamada mazbatalardan dolayı, kayıt işlemlerinden dolayı biz Perşembe günü yapmayı tercih ettik diyor. Ama hemen Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından Perşembe günü yapılması da bu açıdan önemli. Tabii oradan şöyle bir karar çıkacaktır. Şunu bekleyebiliriz. Önümüzde bir yerel seçim takvimi var. Hatta yerel seçimlerin erkene alınması konuşuluyor. Bu yüzden de biz kesinlikle CHP'de bir olağanüstü kurultay beklemiyoruz şeklinde bir açıklama gelecektir. Ben kesinlikle bunu tahmin ediyorum, bunu öngörüyorum. Süreç nasıl işleyecek? Şimdi hem CHP Genel Merkezi'nin hamlesini göreceğiz Can Karadut, hem de parti içi muhalefetin Muharrem İnce'nin hamlesini göreceğiz. Tabii şimdi Muharrem İnce bugün Erzurum'dan başlayacak gezilerine. Erzurum İl Başkanı ile görüşecek. Yine İYİ Parti ile de bir temas sağlayacak. Onun dışında CHP seçmeniyle bir araya gelecek. Bunu biz birçok ilde göreceğiz. Ve burada en önemli mesele delegelerle temas sağlanacak. Bunu bize doğrudan Muharrem İnce'ye yakın isimler de söyledi. Ki zaten CHP kulislerinde de bu konuşuluyordu. Gittiği her ilde delegelerle özel temas sağlaması bekleniyor Muharrem İnce'nin. Hatta şimdiden imza işlemlerine başlandığı, şimdiden hangi isimler imza verebilir sorusunu sorulduğu ve kesinlikle bir A4 kağıdına bu isimlerin yazıldığını da biz biliyoruz. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla şimdiden aslında Muharrem İnce'nin yapacağı şey belli. İl il gezecek. Orada mevcut yönetimini, genel merkezin hatalarından bahsedecek. Kendisinin onların deyimiyle 8 puanlık bir farkla %30'a yakın bir oy aldığını söyleyecek. %30 oy aldığını söyleyecek. Ve dolayısıyla artık mevcut yönetimin CHP'yi yönetemediğini, kendisinin de CHP'yi çok daha ileriye taşıyacak bir isim olduğunu söyleyecek delegelere. Delegelerin tavrı ne olacak? Bu önemli. Burada tabii Muharrem İnce tarafı böyle genel merkezin hamlelerini de göreceğiz biz. O hamleler ne olacak? Birincisi disiplin kartları masada Can Karadut. Bu önemli bir konu. Çünkü Gürsel Erol, ki CHP'nin önemli bir ismiydi Gürsel Erol, Elazığ'dan 41 yıl sonra yeniden vekil seçilen bir isim ve bu isim olağanüstü kurultay toplama çağrısında bulunmuştu ki Kılıçdaroğlu'na da yakın isimler arasında geçiyordu Gürsel Erol. Bunu da söylemiş olalım, ama Gürsel Erol da bayrak çekti ama hemen genel merkez hamlesini yaptı. Daha seçim sonuçlarını değerlendirmeden, ilk parti meclisi toplantısında seçim sonuçları kesinlikle değerlendirilmedi. Bu noktada bunu söyleyelim. Sadece disiplin işlemi yapıldı. Gürsel Erol Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi bizim edindiğimiz yine özel bilgilere göre bu disiplin süreci illerde, kentlerde devam edecek. Tabii CHP'nin tüzüğüne göre parti meclisinde olan isimler ve milletvekili olan isimler sadece Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebiliyor. Onun dışında kalan isimler illerdeki disiplin kuruluna sevk ediliyor. Dolayısıyla biz yine Eren Erdem, Gaye Usluer gibi yine birçok ismin de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptığını duymuştuk, öğrenmiştik. Dolayısıyla baktığımız zaman bu sürecin artık illerde süreceğini düşünebiliriz. Şu soru hemen gündeme geliyor Can Karadut. Muharrem İnce'nin temas sağladığı ya da şimdiden imza topladığı isimler, acaba isimler hakkında disiplin süreci işletilecek mi? Bu önemli bir soru. Eğer böyle olursa Muharrem İnce'nin delegelerin salt çoğunluğunu sağlaması gerçekten çok zor olacak diyebiliriz. Tabii İnce'nin artık adaylığını tüm teşkilat biliyor net bir şekilde. Tabii daha önce de iki kez aday olmuş bir isim. Yani genel başkanlığa yarışlık konusunda yabancı bir isim değil. Daha önce iki kez aday oldu. Kimilerine göre sürpriz oylarla da aslında aday olmuş oldu. Ama önümüzdeki süreçte ne kadar imza toplayabilecek? Tabii Muharrem İnce'ye yakın isimler şunu söylüyor. Biz kesinlikle bir imza derdimiz yok. Kesinlikle biz imzalarımızı toplarız diyorlar. Genel merkeze yakın kaynaklarda yine onlarla da görüştüğümüzde, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde Muharrem İnce'nin bu imzayı toplayamayacağını belirtiyorlar. Ve Kılıçdaroğlu'nun suçu ne, Kılıçdaroğlu ne yaptı şeklinde de bir soru soruyorlar. Yani İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Kendisiyle yarışan ismi
Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi gibi soruları soruyorlar. Dolayısıyla burada Kılıçdaroğlu'nun CHP için özellikle 24 Haziran seçimlerinin ardından da başarılı bir isim olduğunu iddia ediyorlar. Yani CHP'de farklı görüşler var ve bu farklı görüşler kendisini önümüzdeki süreçte daha çok belli edecektir. Biz hem Muharrem İnce'ye yakın isimlerden hem Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden daha net açıklamalar duyacağız. Tabii burada Baykal'ın tutumu da çok önemli Can Karaoğlu. Baykal nasıl bir tutum alacak acaba? Şimdi kulislerde hep şu iddialar konuşuluyordu. Baykal Muharrem İnce'yi destekleyecek. Hatta iki genel başkan gelmişti Kılıçdaroğlu'yla. Görüşme yapmıştı eski iki genel başkan. Burada Baykal'ın da önemli bir rol oynadığı söylenmişti. Dolayısıyla Baykal'ın tutumu yani CHP'deki eski liderlerin tutumu da bu açıdan oldukça önemli. Onlar nasıl bir tutum alacak? Tabii Muharrem İnce için yine genel merkezin farklı görevler düşündüğü de hep söyleniyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de bu gündeme gelmişti. Muharrem İnce'nin İstanbul'dan belediye başkanı adayı yapılacağı belirtilmişti, iddia edilmişti. Ama şu anda Muharrem İnce'nin bu göreve de yanaşmadığını açıkça görmüş olduk. Zira şu anda genel merkezi doğrudan bayrak açmış durumda. Genel merkez tekrar bunun peşine düşer mi? Yani Muharrem İnce gel sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol. Yani bu artık partimizi yormayalım, yerel seçimlere gidiyoruz. Hatta yerel seçimler erken alırsa Ekim-Kasım ayında öngörülüyor biliyorsun Can Karadut seçimlerin yapılması. Zaten Ekim ayında seçime gideceğiz. Şimdi kurultayla CHP'yi boğmayalım. Gel sen aday ol İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol da yine genel merkez diyebilir mi acaba? Bu soru da şu anda soruluyor, sorulmuyor değil. Ama mevcut belediye başkanlarına baktığımız zaman genel merkezinde aslında bir hamlesinde bu olduğunu söyleyebiliriz. Birçoğu kesinlikle CHP Genel Başkanı, mevcut yönetimin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesinden yana. Zira Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde ya da Muharrem İnce'nin göreve gelmesi halinde kesinlikle kendilerinin yeni yerel seçimde aday olmayacağını öngörüyorlar. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nun bırakmaması gerektiğini söylüyorlar ve bir baskı yapıyorlar. Şu anda aslında taraflar netleşmiş oldu. Yani biz seçimlerden sonra da bu süreci bekliyorduk. Şu anda Kılıçdaroğlu kesin şunu söylüyor. Diyor ki ben kesinlikle kurultaya gitmiyorum. Sen delege imzasını toplarsan zaten mecbur gideceğiz diyor. Açık açık aslında herkes kendi kozunu masaya yatırmış durumda. Muharrem İnce de şu anda delegelerle temas halinde bulunacak ve o imzaları toplamaya çalışacak. Muharrem İnce'nin 81 il gezisinden geldikten sonra sürecin netleştiğini net bir şekilde göreceğiz. CHP'de kurultay olacak mı olmayacak mı sorularına orada aslında net yanıtlar göreceğiz. Bunu söyleyelim. Tabii CHP'nin geçmişine baktığımız zaman, pratiklere baktığımız zaman ben şimdi biraz önce mesela şeyi söyledim. Muharrem İnce'nin İstanbul'dan aday olması meselesi. Mesela bu Mustafa Sarıgül için de önemli bir örnek. Mustafa Sarıgül bu yüzden Şişli Belediye Başkanlığı'nı bıraktı İstanbul'a aday olmak için. Burada Baykal'ın da devreye girdiğini biz biliyorduk. Ama ne oldu? Mustafa Sarıgül ismini şu anda CHP'de hiç kimse duymuyor, bilmiyor. Muharrem İnce için de yine aynı şey olabilir. Dolayısıyla Muharrem İnce geçmişteki örnekleri bence iyi inceliyordur diye düşünüyorum. Yine baktığımız zaman Deniz Baykal ki CHP'de uzun süre genel başkanlıkta kaldı ve kendisine aday olan birçok isim kaybetti kendisine karşı aday olan. Yine Deniz Baykal'ın da Erdal İnönü'ye, Ecevit'e karşı 3 kez seçimlere girdiğini biliyoruz. CHP'de genel başkanlık konusunda ve kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla CHP'de genel başkanın değişmesi CHP'nin özellikle son yıllarına baktığımız zaman gerçekten zor, kolay değil. Ama önümüzde de 11 seçim kaybeden bir Kılıçdaroğlu var. Dolayısıyla artık bir değişim rüzgarı yakalanırsa Kılıçdaroğlu'nun da öne çıkacağı söylenebilir. Senin soruna da Muharrem İnce'nin öne çıkacağı söylenebilir. Senin soruna da yani program, ideoloji, vizyon açısından nasıl bir farklılık olur? Tabii Yılmaz Özdil önemli bir isim. Hem sözcü için hem ulusalcı camia ve CHP camiası için önemli bir isim. Yılmaz Özdil'in seçimler sürecinde yazıları da çok tartışıldı. Örneğin HDP ile ilgili bir yazısı vardı, o da çok tartışılmıştı. Muharrem İnce ile de sürekli bir sürtüşme yaşadılar. Muharrem İnce doğrudan miting meydanlarında
Yılmaz Özdil'i eleştirdi ve kısmi bir şekilde bazı yuhalamalar da biz duyduk. Onu da ben çok net bir şekilde hatırlıyorum. Yılmaz Özdil'in tabii bazı tespitleri de var ama bana göre bazı yanlışlıkları da var. Bu tartışma tabii Sözcü'yle Muharrem İnce'nin tartışması nereye gider? Ona da bakacağız ama Muharrem İnce bu tartışmadan dolayı da kan kaybedebilir. İşin bir de bu tarafı var baktığımız zaman. Çünkü diğer gazetelere de baktığımız zaman Sözcü'nün daha çok CHP politikalarını savunduğunu görüyoruz. Muharrem İnce CHP lider bir şekilde gelirse bu gazeteyle ilişkilerini de yeniden ele almak durumunda da kalabilir. Şu anda da yeni bir süreç başlatabilir özellikle gazeteyle ilişkilerinde. Bu süreci göreceğiz ama program vizyon açısından yani Muharrem İnce'nin ekibiyle ben Kılıçdaroğlu yönetimi arasında bir fark görmüyorum kesinlikle. Bunu aslında yani daha açık konuşmak değil, gerekirse CHP altı oka döner mi? CHP teşkilatı ulusalcı yapısına döner mi? Muharrem İnce ile hiç böyle bir iz yok galiba değil mi şu ana kadar daha açık konuşmak gerekirse? Tabii yani şimdi bunu söyleyebilmek için Muharrem İnce'nin doğrudan ifadelerine bakmak gerekiyor Can Karadut. Biz CHP teşkilatlarıyla da konuştuğumuzda bunu kesinlikle hiç kimse beklemiyor. Yani burada biz bir sadece farklı bir genel merkez göreceğiz Muharrem İnce'nin kazanması halinde. İsimler değişecek, unvanlar değişecek ama program, vizyon açısından yine aslında Kılıçdaroğlu gibi Muharrem İnce'yi de izlemiş olacağız. Çünkü İnce şimdi seçim meydanlarında yaptığı açıklamalar herkesin malumu. Yani bu bizim yorumumuz değil. Muharrem İnce doğrudan şunu söylüyor. Kesinlikle batacağız diyor. Amerika ile ilişkilerimiz zedelendi. Onları yeniden tamir etmeliyiz diyor. Çin ikinci sınıf ülke. Rusya Türkiye'yi çevrelemeye çalışıyor. Önceden kuzey komşumuzdu. Şimdi güney komşumuz ifadelerini kullanıyor. Yine Kürt sorunu konusunda yani mecliste komisyon kurulmasına karşı değil. Biliyoruz ki bu Kılıçdaroğlu'nun önerisi ve doğrudan CHP seçim bildirgesinde de var. Avrupa yerel yönetimler özellikle şartındaki çekincelerin kaldırması konusunda genel merkeze aynı düşünüyor, farklı düşünmüyor. Hatta daha ileri gidiyor Kürt sorunuyla ilgili. Kendisinin, tabii tırnak içinde söylüyorum, kendisinin bir Türkiye'de bir Kürt sorunu var diyor. Ve ana dilde eğitimin anayasa koyması konusunda bir referanduma gidilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla hatta genel merkezde aynı düşündüğü bir nokta daha var. Kazansaydı Demirtaş'ı belki Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilirdi. Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili şu açıklama yapmıştı. Demirtaş'ı kazanırsak başkan yardımcısı yapabiliriz. Muharrem İnce de yine ona dönük doğrudan bunu söylemedi ama ona dönük açıklamalar yaptı. Dolayısıyla şimdi ulusalcılığın ne olduğunu da tartışmak lazım. Belki CHP'deki farklı isimler ulusalcılığa daha farklı bir bakış açısı getiriyor olabilir. O yüzden de bu yorumları yapıyor olabilirler ama baktığımız zaman Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir program savunmadığını görebiliyoruz. Genel başkan olduktan sonra da yine ben açıkçası çok bunun değişeceğini düşünmüyorum. Tabii hangi isimler olacak etrafında o da önemli bunun için. Eski toplar yeniden CHP'de sahneye çıkacak mı? Görev alacaklar mı? Örneğin 9 Eylül platformu bir açıklama yapmıştı yine Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğiyle ilgili. Onların bir tutum olacak mı İnce'ye yönelik? Aslında CHP'de birçok soru var. Bunları göreceğiz, değerlendireceğiz. Ama görünen bir şey var kesinlikle. Şu anda kılıçlar çekildi. CHP yönetimi kurultay yapmıyor. Muharrem İnce delegelerin salt çoğunluğunu 620-625 kadar delegenin imzasını alırsa genel başkanlığa aday olabilecek. Biz de süreci hep beraber izlemiş olacağız. Evet, teşekkür ediyorum Meral Çelebi. CHP ilişkin bakalım nasıl bir süreç ve tablo yansıyacak birlikte göreceğiz. Umarım ülkemize hayırlı olsun diye demekten başka bir şansımız kalmıyor bu geldiğimiz süreç içinde. Meral Çelebi çok teşekkürler, kolaylıklar diyoruz. Başkent Ankara gündemine yeniden seni uğurluyoruz yayınımızdan. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi işte başkent Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün itibariyle başlayan yeni tartışmasına ilişkin satır arasında neler var?
Perde arkasında neler konuşuluyor, nasıl bir süreç bizi bekliyor sorularına ilişkin yanıtlarını canlı yayınımızda bu şekilde vermiş oldu. Ekonomi cephesi önemliydi. Enflasyon son 14 yılın zirvesine çıktı. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon %15,39'a ulaştı. En yüksek artış gıdada yaşandı. Bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı %82,53 ile kuru soğanda oldu. Enflasyon canavarı geri döndü. Her şey pahalı. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar beklentinin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon %15,39'a çıktı. Deyim yerinde ise enflasyon artmadı, kanatlandı, uçtu. Enflasyon canavarı bizi yemek üzeredir. Böyle karnım beliğimiz kesilmek üzeredir. Artık gidiyoruz ya bir tarafa doğru. Toprağa bakıyor gözlerimiz. Yani bir kilo alacağım yerde mesela yarım kilo alacağım. Patatesli soğandı derken kuru soğan zam şampiyonluğunu patatese kaptırmadı. Kuru soğan %82,57 artış göstererek Haziran ayının zam şampiyonu oldu. Soğan altın oldu artık. Yiyemiyoruz. Yemeklere soğan yok. Suyu koyuyoruz, kaynatıyoruz, yiyoruz. Az ekim var bu sene onun için. Geçen sene çok ekim vardı. Elimdeki liste aylık en fazla artış yaşanan ürünleri gösteriyor. Başta kuru soğan var. Bu da demek oluyor ki enflasyon en fazla vatandaşın mutfağını yani pazarı etkiliyor. Soğan da pahalı, havuç da pahalı. Her şey pahalı. Şu an piyasada her şey yüksek yani. Ucuz bir şey yok şu an. Pazarda fiyatlar cep yakınca esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor. Önce az az döndü, bir adım geliyordu. Şimdi beşer adım gidiyor. Canavar dönüyor mu yani? Döndü. Çoktan döndü. Hiçbir şey satamıyoruz. Pahalı yani, her şey pahalı. Yetmiyor, 80 milyon nüfus var. Ektikleri şeyler yetmiyor artık ülkeye. Haziran ayının zam şampiyonu kuru soğanı %63,34 artış gösteren patates, onu da %57 artışla Mayıs ayının zam şampiyonu havuç izledi. Kızartma şimdi 3,5. Şimdi bu sene mal az yani. Bu sene fazla mal yok. Şu an tekrar başladı enflasyon canavarı. Fiyatlar yansıyor. Şu sıralar fiyatlar biraz yüksek. Ucuz ama pahalı. Yine verilere göre yıllık en fazla artış ulaştırma grubunda oldu. Şehirler arası otobüs ücreti %8,31, uçak bileti ücreti de %6,51 artış gösterdi. Milletin ana damarı yani patates. Bize yerli mali yedirsin, Türk malini yedirsin. Biz dışarıdan mal hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir şeysini dışarıdan istemiyoruz. Evet, yaz ayı geldi ve uzmanların uyarıları var. Türkiye yaz aylarında pastırma sıcaklarıyla kavrulacak uyarıları sonrasında yazın en çok yaşanan sağlık sorunlarından bir tanesi de sıcak çarpması olarak yansıyor. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Uzmanından birlikte dinleyelim. Yağışlı bir haftanın ardından kavurucu sıcaklar etkisini hissettirmeye başladı. Ancak güneşin ve sıcak havanın olumsuz etkisinden korunmak için yapılması gerekenler var. Güneş altında uzun vakit geçirenleri bekleyen tehlikelerden biri de sıcak çarpması. Güneş altında, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde uzun süre kalmanın insan organizmasına yaratmış olduğu problemler. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale sıcak çarpmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri ulusal kanala anlattı. Güneş ışığının çok dik geldiği saatlerde güneş altında uzun süre kalmamak gerekiyor ki bu saat 11 ile 15 arasındaki saatlerdir. Sıcak çarpmasından basit ancak etkili önlemlerle korunmak mümkün. Güneşe çıkılacağı zaman mutlaka koruyucu krem kullanılması, şapka takılması, güneş gözlüğü takılması, sık sık eğer deniz kenarındalarsa suya girmeleri, havuz kenarındaysa havuza girmeleri, eğer böyle bir imkanları yoksa da sık sık duş almaları ve bol su tüketmeleri önemli olacaktır. Peki sıcak çarpmasına maruz kaldığımızı nasıl anlayacağız? O kişinin saatlerdir güneşin altında olduğu bilgisine ulaşmaktır. Bu bilgiye ulaştıktan sonra o kişinin vücudunda kızarıklıklar, vücudunda ısı artışı, sıcaklık, terleme, cildin kuru olması, ağzın kuru olması, dilin kurumuş olması, vücut ısısının yükselmiş olması bizi hemen güneş çarpmasına yönlendirecektir. Sıcak çarpmalarının üçe ayrıldığını belirten Doktor Tunçkale, sıcak çarpmasıyla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri sıraladı. Ağır şiddetli olanlarda bilinç kaybı oluyor. Bu tip bir durum varsa özellikle bilinç kaybı, hiç vakit kaybetmeden o kişinin bir an evvel bir sağlık merkezine nakledilmesi gerekiyor. Ama hafif ve orta
boyutlu bir güneş çarpmasıysa o zaman hemen hastanın serin bir yere alınması lazım. Bol su içirilmesi lazım. Ayaklarının yukarıya kaldırılması lazım. Hasta ayağa kalkabilecek kadar kendini güçlü hissediyorsa aralıklı duş almak onu rahatlatacaktır. Güneş çarpmalarına karşı özellikle tedbirli olması gerekenler var. Hipertansiyonu olanlar, yüksek tansiyonlular, şekerliler, kanser hastaları, 65 yaşından büyük olanlar, 5 yaşından küçük olanlar, gebeler, kronik bir hastalığı olan insanlar güneş çarpmalarına daha kolay maruz kalacaklarından bunların daha bir özen göstermesi gerekir. Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal ölümünün yıl dönümünde, 18. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında törenle anıldı. Törene Sunal'ın ailesi, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Türkiye'yi güldüren adam ölümünün 18. yıl dönümünde de unutulmadı. Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal için İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında tören yapıldı. Törene efsane oyuncunun ailesi, Vefa Lisesi'ndeki dostları ve sevenleri katıldı. Törende Kemal Sunal'ın eşi Gül, kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal da bir konuşma yaptı. Yani her geçen yıl özlem daha da artıyor. Fakat filmlerin oynaması, küçücük genç hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. Türkiye'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak komple bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Babamı ölümsüzleştiriyorlar. Her zaman yaşatıyorlar sevenleri. Yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete gündeminin ayrıntılarına geçelim. Şimdi de Antalya'ya uzanıyoruz. İlk olarak Hür Ses gazetesine bakacağız. Tarihi stadyumdan tarihi çağrı diyor Antalya Hür Ses. Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası'na Euro 2024'de Antalya Kent Konseyi'nden destek geldi. Kent Konseyi 2018'in Perge yılı ilan edilmesiyle Antalya'nın önemli tarihi ve kültürel değeri olan Perge Stadyumu'nda açıklama yapacak diyor. Güzel bir nokta yakalanmış, umarız başarıyla da sürer. Erzincan'a Habercan gazetesine uzanıyoruz şimdi de Antalya'dan sonra. Kirazla hasat başladı ancak üretici mutlu değil diyor Erzincan Habercan gazetecisi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kiraz üreticiliği yapan çiftçiler hasat dönemini başlattı. Tonlarca kirazın üretildiği ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen kirazın gelirinden üretici de mevsimlik işçi de memnun değil diyor haberin ayrıntısında. Muğla'ya uzanıyoruz. Yeni Sayfa gazetesine bakıyoruz. Ortak kararla servisler kaldırıldı. Marmaris'te birçok vatandaşın ve tatilcinin isyan ettiği otobüs servislerinin kaldırılması konusu netliğe kavuştu. Otobüs firmaları artan masraflar nedeniyle ortak karar alarak kaldırdı ve turizm sezonu sonunda şehir içindeki ofislerini de kapatacağı öğrenildi deniliyor. Marmaris'e özgü bir yerel habere de yer veriyor. Yozgat'a Yozgat Hakimiyet gazetesine gidiyoruz. Son olarak yeter artık durak demiş. Yozgat şehir içi ulaşım hattında çalışan dolmuş durakları bir türlü yerini bulamadı. Geçmişte eski askerlik şubesi arkasındaki alanda duran dolmuşlar son yıllarda birçok yer değiştirmesi sonucunda şu anda Adnan Bey Menderes Bulvarı üzerinde hizmet vermeye çalışıyorlar diyor ve bunun da bir sorun yarattığı bölgeden gelen bu gazetenin haberiyle anlaşılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yozgat'ın Yozgat Hakimiyet gazetesi. Fanatik gazetesi spordan başlıklara şimdi de göz atarak tamamlayacağız. Fanatik gazetesi Beşiktaş'ta sıcak saatler, Kartal Boni için resmi girişimlerde bulunduğu ve satın alma opsiyonu ve kiralama teklifi yaptığı bildirildi deniyor. Trabzon'a iki isim demişler. Dünya Kupası'na giden Jung Jongson'u listeye almış. Aslan olmak tek dileği deniliyor. Peşinde kulüp çok ama transferin gözde ismi Trezeguet'in gözü Galatasaray'da demiş. Borussia Fenerbahçe'nin aradığı yıldız olarak vurgulanmış.
Zaferin adı İsveç, dünkü karşılaşmalar ve İngilizler penaltılarla deniyor dün akşam yaşanan karşılaşmanın sonuçları. Dünya Kupası'nın tablosu da yansıyor. Fotomaç gazetesine bakıyoruz. Best Dost, Fenerbahçeliler müjde, Hollandalı golcüyle anlaşma sağlamlandı. Tamam vurgusuyla da manşet desteklenmiş. Menekır'a teklif gitti deniyor Galatasaray'dan. Morales harekatı yine Fenerbahçe ilişkin bir diğer haber. Beşiktaş'a dev golcü demişler. Luciana Torero son isim. Nedrego'nun yerine golcü arayan Kartal'da. Luciana Torero, Fransız kulübü Amiens'la görüşmeleri biten 28 yaşındaki oyuncunun son raporunu Güneş'in vereceği ifade ediliyor spordan notlar arasında. Yeni kitaplarımız var, hemen sizlere aktaralım. Atatürk'ün kaleminden Emperyalizm ve Tam Bağımsızlık. Hazır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu denli bir dönüşüm süreci söz konusuyken, özellikle oy kullanma yetisine sahip bütün herkesi işte bu önemli eseri Atatürk'ün kaleminden Emperyalizm ve Tam Bağımsızlık isimli kitabı okuyarak karar vermelerini en azından kişisel olarak öneriyorum. Kitabın sunuşunu da Sina Akşin hocanın kalemiyle gerçekleştiriyor. Kaynak Yayınlarından temin edebilirsiniz. Önemli bir derleme. 15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığı tarihte 15 Temmuz yurtta sulh iddianamesi diyor. Derleyen isim ise Kaynak Yayınları'nın bu kitabını Muhammed Gömük. Biliyorsunuz rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle şakirt tabir edilen alt kademelerde yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları anlaşılmıştır şeklinde Türkiye çapındaki dava dosyalarından önemli notları, tarihin izlerini yansıtıyor bu derleme. Yurtta sulh iddianamesi 15 Temmuz yaklaştığı bu tarihlerde önemli kaynaklardan biri ve elbette Nutuk, Cumhuriyet dönemini, devrim dönemini her yönüyle anlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi kaleminden çok çarpıcı notlar, bugünlere dair ışık tutacak notlar, iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin faydalanması gereken bir eser. Bu notlarla tamamlıyoruz. Gün ortasında birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.